Arkadaşlar tekrardan merhaba diyelim. Geçtiğimiz günlerde bir teknik aksaklık yüzünden biliyorsunuz ki StarCraft Lore yayınımızı ertelemiştik. Ekrem'le bugüne sözleştik ve tekrar buluştuk. Nerede kalmıştık diyeceğiz ve devam edeceğiz. Şöyle söyleyelim tabii hani tam orada bir sağlıklı yayın yapamadığımız için baştan hikayeye baştan alacağız. Ve StarCraft evreninin tam hikayesine yani hikayesini ele almaya çalışacağız. Vaktimiz yettiğince, dilimiz döndüğünce aralarda sorularınız olursa lütfen sormaktan çekinmeyin. Ekrem de burada dediğim gibi işi uzmanına soracağız. Bize naçizane anlatacak. Abi ben başlamadan önce sana şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hoş geldin. Şimdiden eline, koluna, Tamam. diline sağlık. Hikayeyi üçe böleceğim. Naçizane. Hani zamanı da ona göre ayarlayalım. StarCraft oyunlar öncesi, StarCraft 1 ve StarCraft 2 gibi basitçe bölelim ve ona göre yürüyelim. StarCraft'ta oyunları zaten yani bir real time strateji yani gerçek zamanlı strateji oyunu olduğu için oyunları yani eğer böyle çok kasmadan ya da çok profesyonelce ya da işte çok e-spor şeklinde oynamıyorsa oyuncu hikayeymiş gibi oynayabiliyor. Yani bir film izler gibi ya da işte Aynen. bir dizi izlermiş gibi yarıda kaldığı bölümden ya da işte kaldığı bölümden devam edecek bir diziymiş gibi o şekilde izleyebiliyor. Özellikle StarCraft 2 bu konuda çok başarılıydı. Yani aradaki o oyun içi sinematikler de inanılmaz iyi kalitedeydi. Ve yani resmen bizi sinematiğe doyuran bir oyun oldu, hikayesi oldu. Ama StarCraft'ın öncesi yani merak edenler bilir tadında biraz şey yaptı. Tamam evet oyunda bazı değinmeler oldu ama bir hikaye yazıldı işte belli kitaplar oldu, belli işte çıkan yazılar oldu. Onun dışında oyuncu direkt olarak StarCraft oyunları içerisinde StarCraft'ın öncesinde var olan hikayeye direkt olarak erişemedi yani. O anlamda ben sana soruyorum abi. Geçtiğimiz yayında da bu şekilde başlamıştık. Yine aynı şekilde başlayalım diyorum. 3 tane ana ırkımız var. Protoss, Zerg, insan. Yani Terran diye geçiyor şeyde. Human diye geçmiyor. Bundan sonra da arkadaşlar Terran diye devam edeceğiz. İnsan ağzımız belki pelesenk olduysa bu şekilde insan deriz ama Terran diye geçiyor StarCraft evreninde. Bu 3 ırk yani şu anda oyunun var olduğu Koprulu sektöre ki Koprulu sektör yine bir önceki yayında demiştik diyeceğim ama biz tekrar tabii gireceğiz. Koprulu sektör bizim evrenimizde var olan bir düzlem. Bizim evrenimizde var olan bir hani sektör, bir galaksi diyeyim. Bu arkadaşlar hikayeye nasıl giriş yaptılar, nasıl ortaya çıktılar? Naçizane bunları anlatarak başlamanı isteyeceğim ve sözü sana bırakıyorum. Eyvallah. Öncelikle tekrardan merhaba. Tekrardan Merhaba. hoş bulduk. Tekrardan geçen hafta yani yok, 2 hafta mı oldu? 2 hafta kadar falan oldu Sıkıntılar için kusura bakmayın. evet. Şimdi Estağfurullah. çok kısa bir şey de vereyim. Geçen sefer aklıma gelmemişti. Yani şimdi StarCraft konusunda mesela hani meraklı kişiler varsa tabii ki öncelikle oyunlar var. StarCraft 1, StarCraft 2 ana oyunlarımız. Onun dışında arada bir Ghost Nova karakterinin çıktı. Oyun yapılacaktı. Son anda çıkışı iptal edildi. Bunun dışında böyle bir şey kitapları var. StarCraft 1'in falan hikayesinin kitaplaştırılmış halleri var. Çok yani memnun kaldığımı söyleyemeyeceğim onlardan ama arada orada yani ek bazı bilgiler var. Sonra StarCraft'la ilgili genel bazı lore kitapları var. Mesela biraz StarCraft 2'den önce çıktı bunlar. Biraz böyle şeyin, Raynor'ın Tychus'un falan olaylarını anlatan kitaplar var. İşte sanırım bir tanesi Christie Golden'dan, bir tanesi başka birinden de galiba. I Manx diye Arcturus Manx'in bol bol ismi geçecek bugün. Tabi var ki ben şu sıralar onu dinliyorum. Audiobook Shadows Rising'in audiosunu beğenmeyince onunla takas ettim. O güzel bir kitap. Ondan sonra bir de şey ne var? Ha bir de tabii asıl şey var. Dark Templar Saga diye bir seri var böyle. O da ayrı bir şey. Christie Golden'ın. O da çok güzel. Açıkçası onun hikayesine çok gireceğimizi sanmıyorum. Ben çok da hatırlamıyorum. Bayağı oldu okuyalı ama güzeldi. Çok hoşuma gitmişti. Zaten dediğim gibi bir yayında koca bir Önemli. hikayeyi paket Tabii yapmak tabii mümkün değil yani. imkansız. Ana detaylarıyla
Üzerinden aynen, bir şey yapacağız ana yani. Hikayenin üzerinden geçeceğiz ama hani şöyle bir kısa bahsedeyim dedim. Hani olur da şey yapalım. Çünkü StarCraft genel olarak reklama nispeten az yapılan. Hani Warcraft'ın bütün kitaplarını duyuyorsunuz bir şekilde. Evet. StarCraft'lar özellikle çoğu eski zamanda hani bu büyük böyle pazarlama döneminden önce çıktığı için çoğunu bilmiyor bile ya insanlar. Bir de StarCraft çok fazla e-spora odaklanmış bir oyun oldu. Evet evet aynen. StarCraft hep öyle bir e-spor oyunu olarak bilindi. Oysa StarCraft 1 bile çıktığında o dönemin birçok RPG'sinden daha iyi diyaloglara, daha iyi hikayeye sahip bir oyundu. Bir de buna ek olarak çizgi romanlar falan var. Ben o tarafı iyice az biliyorum. Son olarak bir de şey var. Onun aklıma gelmişken söyleyeyim, çizgi roman demişken. Bu StarCraft 2 sürecinde son birkaç yılda şey yaptılar böyle hani biraz Dota'msı, Dota 2'msi hani e-spor paketleri çıkardılar. Onu alırsanız işte turnuvalara gidiyor belli bir miktar falan ödül olarak. Orada böyle hani Battle Pass gibi oynayıp açtığınız çizgi romanlar vardı ama yanlış bilmiyorsam onların hepsi online olarak da bulunuyor. Böyle onlar bende sürekli şey bir ara bunları okuyayım, bir ara okuyayım, birisini okuyayım diyorum. Hala okumadım. Bir de böyle şeyler var deyip İşin bu şeyini kapamış olayım. Tamamdır. Eyvallah, ağzına sağlık. Hikayeyi. Şimdi hikaye konusunda şöyle bir şeye bahsederek başlayacağım. Hikayeyi bizim en başta öğrendiğimiz ki dediğin gibi hani çok meraklısı bilir gibi. Çünkü StarCraft 1'in menüyolundaydı yani kullanma kılavuzunda yazıyordu sadece. Hı hı. Burada öğrendiğimiz şeylerin bir kısmı biraz arada retconlandı. Bir kısmı da şey oldu böyle yani hani biraz WoW'da işte Illidan ya da bu hani Arthas'ın bilmem ne şu an Shadowlands'ı öğreniyoruz. Hani tam retcon sayılmaz ama kafamızdaki resimle şu anki resim böyle çok farklı. Böyle bir sürü detay öğrendik falan. Biraz böyle değişiklikler de var. Yani ben olabildiğince öğrendiğimiz sırada anlatmaya çalışacağım ki hani böyle bir şey öğrendiğimizde o detayı dinleyen arkadaşlar da izleyen arkadaşlar da o sırada öğrenmiş olsunlar. Hı hı. Öyle. Şimdi önce her şeyden önce hikayenin başladığı yer Zelnaga denen ırk. Bu ırk yani böyle değişik bir yaşam döngüleri var. Çok sorgulamıyoruz. Bir şey yapıyorlar böyle. İki tane bunların böyle şeyi var. Biraz hani konsept olarak WoW'daki işte titanları alım satıyor şu açıdan. Dünyadan dünyaya gezip buraya yaşam şey yapalım. Burada biraz işte buradaki şeyi biraz düzenleyelim falan diye gezen tipler. Böyle aşırı teknolojili birçok ırkın hani çok daha üstünde imkanlara sahip diyelim. Tip olarak geçen sen de söylemiştin. Biraz daha böyle tentakıllı, mentakıllı old kadımsı bir garip garip halleri, edaları olan tipler falan. Çok da aklına bir şey bilmiyoruz aslında ama bildiğimiz şey şu. Bunlar iki tane sonunda şey yaratıyor, tür yaratıyorlar ya da türün var olmasına yol açıyorlar bir şekilde. Bunlardan bir tanesi işte formda saf. Yani İşte form açısından yani şekilsel olarak çok ileri. Bir tanesi de özde saf falan şeklinde geçen yani bir öz olarak çok güçlü iki ırk. Bunlar bir şekilde ileride bir Zelnaga tapınağı bir şeyle bir yerde birleşiyorlar. Ve yeni bir Zelnaga türü, nesli daha doğrusu oluşuyor. İşte ondan sonra o Zelnagalar gidip yine bunu yapıyorlar. Böyle bir döngü. Böyle bir döngüleri var. Hı hı. Garip dediğim gibi çok sorgulamıyor. Şimdi bu şeyleriyle bunlar bizim evrenimize geliyorlar bir noktada. Ondan sonra burada işte gezegen gezegen geziyorlar falan. Orada şeyi buluyorlar. Protoss olacak ırkı buluyorlar. Protoss o zamanlar böyle biraz daha böyle şey hani kabileler şeklinde. Teknolojileri yok, bir şeyleri yok falan filan. Ama adamların şeyi çok iyi böyle hani doğaya çok iyi adapte olmuşlar. Ondan sonra böyle bir şeyleri var mesela hani yemek falan ihtiyaçları yok böyle. Güneşten yani şeyden ısıdan böyle hani biraz bizim çiçek şey, bitkiler gibi böyle. Şey yapabiliyorlar. Böyle uzun süre mesela işte açlık bilmem ne dertleri olmadan yaşayabiliyorlar falan filan. Kendi aralarında bir sosyal düzen kurmuşlar. Ve çok da önemli bir özellikleri psişik olarak bağları var diyebilirleri. Hatta öyle ki bu ırkın ağzı yok. Yani gözleri var ama ağızları yok. Abi çok ondan evet. Sonra. Çok iyi ya. Zelnaga bunlara bakıyor diyor ki o süper ya biz bunları böyle purity of form bunların işte şekil süper bunları hallederiz falan deyip bunları gazlıyorlar böyle işte biraz yani tam olarak ne oluyor işte teknoloji veriyorlar biraz evrim konusunda galiba genetik bir şey de yapıyorlar çok oraları kesin değil. Ama sonuçta bunları alıp gittikçe ilerletiyorlar böyle. Protosslar da protos kendi dillerinde ilk doğan anlamına geliyor. İşte bunlar da gazlanıyor. Yani Zelnaga'yı biraz böyle tanrımsı görüyorlar falan işte. Yalnız yani tabii her şeyin doğal bir akışı var. Böyle hızlandırınca bunların da biraz dengesi şey olarak bozuluyor. Yani bunlar böyle gaza geliyorlar.
biz şöyle süperiz, böyle süperiz, Protoss var ya ho falan şeklinde. Bir yerden sonra bu gurur kibire dönüşüyor. Kendi aralarında biraz böyle bunu ben yaptım, sen yaptın falan şeklinde bir çatışmaya başlıyor. Hatta Zendaga konusunda bazı söylentiler çıkıyor. Bunlar da kimmiş, bunlar neymiş, biz, ben ho falan şeklinde. Bir noktada Protoss böyle şey, yani Zendaga şey oluyor, bakıyor böyle. Oğlum biz bunları ne güzel adam olsunlar diye şey yaptık. Bu herifler ne yapıyor ya falan yapıyorlar böyle. İşte Protoss da biraz artık tam orası yine böyle kesin olmayan bir şekilde. Zendaga gidecek gibi olunca Protoss saldırıya geçiyor. Ondan sonra işte Zendagaların bir kısmını hatta şey yapıyorlar. Öldürüyorlar falan. Ama Zendaga gidiyor. Protoss bu sefer iyice birbirlerine giriyorlar. Vay arkadaş işte... Siz bunları kaçırdınız yok, biz kaçırdınız yok, bilmem ne oldu. Bunlar zaten aralarında bölünmüşlerdi. Çılgın bir şeye giriyor, aralarında savaşa giriyorlar ve uzun bir dönem boyunca da komple böyle şey, birbirlerini öldürdükleri kanlı bir bir fetret devrine giriyorlar. Aeon of Strife diye geçen. Hatta böyle ufak bir bilgi, hani bu Dota tarzı MOBA oyunlarının başladığı şey StarCraft'ta Aeon of Strife diye geçen bir haritaydı. Oyuncu yapımı. Hani onun ismi de buradan gelir falan. Bunu da böyle bir şey olarak vereyim. Ortamlarda satarsınız. Şimdi bu dönem böyle gidiyor. Ondan sonra bu dönemin bir noktasında bir şey çıkıyor. Bir Protoss çıkıyor. Yani biraz böyle bu ne? Bu ne iş? Falan şeklinde bir arayışa giriyor. Böyle hani geçmişlerine dair. Bir de hani adamlar artık öyle bir şey ki o geçmiş falan çok konuşulmuyor yani. Böyle iyice kafayı yiyorlar. Bu gidiyor. Araştırmalar yapıyor. Böyle Zendaga yıkıntıları buluyor. Bilmem ne falan. Oradan şeyi keşfediyor. Yani bunlar bu arada hani bu kavga döneminde pisişik bağ, pisişik bağ falan onların hepsini atıyorlar yani böyle. O da şeyi fark ediyor yani bu pisişik bağı tekrar keşfediyor bir nevi. Neler olduğunu tekrar keşfediyor. Ondan sonra şey yapıyor. İşte orada böyle onun gibi yancısı var. Onunla böyle bu pisişik bağlı aralarında kuruyorlar. Hani orada böyle şey. Onun bildiği her şeyi diğeri de biliyor. Hissettiği her şeyi diğeri de hissediyor gibisinden. Ya yani öyle olunca da yani... Hani nasıl insan kendisine olan şeyleri başkasının başına gelen şeyler gibi yargılamaz. Kendi gözünden gördüğünde daha farklı bakarsın ya. O şekilde biraz karşı tarafı da kendi gözünden görüyormuşsun gibi bir dostluk, bir bağ kuruluyor aralarında. Bunlar bunu yaymaya başlıyorlar daha sonra. İşte bu şeye galiba kurtarıcı falan gibi bir anlama gelen Kas isim veriyor bu elemana. İşte bu adam da şey kuruyor böyle bütün protostlar bir olsun hepimiz bağlanalım şeklinde Kala denen felsefeye gidiyor. İşte ondan sonra bununla birlikte coşmaya başlıyor Protoss. Zaten herkes savaşmaktan bıkmış. İşte onlar birleşti. Bunlar birleşti. Pis şık bağ birbirimizi çok seviyoruz. Falan şeklinde. Böyle bir işte sosyal sistem kuruyor. Biraz bunların kast sistemi var işte böyle. Yöneticiler var. İşte mühendisler var. Savaşçılar var. İşte templarlar bilmem falan filan. Böyle bayağı bir coşuyorlar. Böyle hani altın çağı denen bir çağa giriyorlar. İşte böyle uzay teknolojileri bilmem neler kolonileşme falan filan. Yalnız o dönem bir şey oluyor. Bir grup çıkıyor. Bunlar diyor ki biz aga bunu yemiyoruz diyor. Böyle bizim biz kişiliğimizi, kimliğimizi bilmem neyimizi korumak istiyoruz diyorlar. Bunlara tabii şey yani öyle bir durum ki böyle bunları çok yönetici kesim, yönetici kast bunları halka karşı da hani yayılır diye konuşmak istemiyor. Biraz böyle aşağıdan bu olaylar gelişiyor. İşte buldukları yerde bazen öldürüyorlar, bazen bilmem ne yapıyorlar. Bir noktada Adun diye bir şey var, egzekütör. Egzekütör de bir... lider. Yani ne bileyim işte ne olur karşıda bilmiyorum. Askeri bir lider yani. Evet, lider. Adun'a diyorlar ki git bunları hallet, bitir işlerini. Adun gidiyor bunlara. Ama çok naçizane sözünü kesiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam evet, eğer... bahsettiğin grup hani aga biz bunu yemiyoruz diyen grup Nerazim. Aynen. Değil mi? Aynen. Bu yani Dark Templar'ların ekibi. Evet. Mesela Heroes of Storm oynayan arkadaşlar falan bilir. Zeratul meşhur üyelerinden aynen. Bir tanesidir. Evet abi sendeyiz. Böyle şeyler oluyor. Ondan sonra işte Adun'u yolluyor ama Adun da böyle şey yani delikanlı bir adam. Böyle ben bunları öldüremem diyor. Bunlar da benim sonuçta kardeşimdir diyor böyle. Bunlara şeyi öğretiyor. Hani Kala'dan bu pisişik bağdan, bunların pisişik şeylerinden nasıl saklanacaklarını şey yapıyor. Bu arada yani bunlar biraz daha farklı bir şey falan kullanıyorlar. Şimdi çok da böyle gereksiz detaya girmeyeceğim ama biraz farklı bir enerji türü kullanıyorlar diyelim. Hani Kala'daki pisişik enerjiden. İşte Adun onu kullanmayı falan da öğreniyor bu arada falan.
Yalnız şöyle bir sorun çıkıyor. Bu elemanlar bir noktada güçleri kontrolden çıkıyor bu saklanma bilmem ne şeylerinde ve işte böyle Ayur'un bunun gezegenlerinin her tarafında böyle fırtınalar çıkıyor, bir şeyler oluyor falan. Ortalık karışıyor biraz. Bunun üzerine tabii şey yönetici kast böyle Adun getirin vurun kellesini falan diyecek ama diyemiyorlar. Niye? Çünkü Adun'a ceza verirlerse niye ceza verildi? Bu adamları öldürmedi diye. O zaman evet. Bunu halka açık bir şekilde kabul etmeleri lazım. O yüzden de böyle şey oluyor. Bunların sürülmesine karar veriliyor. Hatta orada tam hatırlamıyorum böyle bir şey oluyor. Adun böyle milleti bunları korumak için işte hem onların enerjisini hem kendi enerjisini kullanıp böyle yok oluyor. Yani böyle gerçekten enerjiye dönüşüyor falan bir şey oluyor falan. Neyse sonuçta bu adamları gemilere basıp yolluyorlar. Sürüyorlar yani. Adun da böyle şey özellikle Nerezim için ama herkes için bir nevi bir rol modeli, bir kahraman, bir böyle önemli bir şey olarak kalıyor. Hatta o yüzden işte Entaro Adun lafı StarCraft oynayanlar duyarlar. Evet. İşte o da Adun'un adına, Adun'un şerefine falan gibisinden bir şey olması lazım. Şeylerin de Nerezimlerin de bir lafı vardı ama Adun Toridas. O da yanılmıyorsam işte May Adun Hay diyor. Adun seni saklasın. Hani çünkü onları saklamaya falan çalışıyor ya böyle. Hani böyle bir şey oluyor. Ondan sonra Protoss yani o altın çağdan sonra biraz daha o gazları iniyor. Normalleşmeye başlıyorlar ve şey yapıyorlar. Daha Eul diye bir şey getiriyorlar. Bu da şey hani abi biz Zelnaga'ya hayvanlık yaptık ama bunlar bak bizi hani korudular, kolladılar. Biz de birilerine böyle yapalım. Bizden aşağı ırklara falan diye. Hatta önce başlıyorlar, biraz karışıyorlar. Karışınca olmuyor. Bunlar diyorlar ki hiç karışmayalım. Hani böyle yukarıdan izleyelim. Bir sorunları olursa o zaman müdahale ederiz falan gibisinden. Protoss'u burada bırakıyoruz. Ondan sonra Corporal sektörüne gelecekler. Orada insanları bulacaklar ve insanları korumaya başlayacaklar. Burası böyle. Şimdi Marcus çok güzel bir soru sormuş. Şu an hemen chat'e bakıp gördüm. Tassadar ve Adun'un benzer şekilde hayatlarını aldıklarını düşünecek olursak Star Wars'taki ölü gibi Jedi, Adun hala oralarda bir yerlerde miydi peki? Evet. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Evet. Hatta ben çok inanmıştım StarCraft 2'de öyle bir şey olacağına. Olmadı. Çünkü tasaları falan da gördük bir yerde. Böyle bir Obi-Wan gibi çıktı karşımıza ama onun olayı şöyle bir şey eklemek istiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam StarCraft 1'de gerçekleşiyor. Tasalar kendini feda ediyor biliyorsunuz. Şimdi konuya gireceğiz tabii ama geçim neyse tasalar kendini feda ettikten sonra Rainer'la ya da Phoenix'le yanlış hatırlamıyorsam bir böyle sesini duyuruyor ona. Bir being olarak. Bir şey olarak, varlık olarak. Orada sanki hani hala ruhunun yaşadığı falan çıkarımı yapabiliriz gibi bir şey. İşte StarCraft 2'de oluyor da o sonra başka bir yere bağlandı. Ona geleceğiz. Yani şöyle aslında bilinmiyor. Her an hala her şey çıkabilir yani. Çünkü şey hani öldüler değil de böyle o iki enerjiyi kullanıp yok oluyorlar her seferinde. Hani anlatılması gerçekten öyle hani. Duman oldu, toz oldu falan gibisinden böyle. Bilmiyorum. Benim ümidim var ama şu an hani hikaye açısından bakarsak hani buna dair bir şey de görmedim. Bir şey diyemiyoruz yani. Aynen. Ama güzel nokta yani. Ben onun ne bileyim çok tesadüf olduğunu düşünmüyorum. İkisinin de o şekilde gitmesini. Evet şimdi Protoss böyle. Şimdi Zelnaga'ya dönüyoruz. Bunlar böyle bu ne biçim ya falan deyip gidiyorlar işte buradan. Ondan sonra şey yapıyorlar. Zerus gezegenine gidiyorlar. Zerus da böyle şey, bir böyle lavlar, volkanlar falan olan daha böyle şey hani yerleşmesinin hani böyle gezegenler şey değil, dünya da böyle aslında bir noktada böyle çok farklı bir şeydi. Sonra biraz daha böyle oturuyor, bir sakinliyor. O döneminin sonunda ama hala böyle tam oturmamış bir şey. O yüzden böyle yaşam şartları çok zor ama orada böyle larvamsı ufak parazitik bir şey var böyle, yaratık var işte Zork diye. Bunlar böyle şey, hani önce evrim hani geçiriyorlar böyle işte önce böyle sadece bir şeyin vücuduna yerleşiyor. Ondan sonra ufak kefek kendini orada böyle vücuduna daha iyi şey yapacak bir şeyler yapıyor falan filan. Protoss diyorum, Zelnaga bunlara göre diyor ki vay güzel, yakışıklı, beğendim falan diye. Biraz bunları takip ediyorlar. Bunlar böyle şey hani evrimlerini falan da biraz hızlandırıyorlar, bir şey oluyor böyle. Bunlar böyle yavaş yavaş hani önce daha iyi yerleşeyim. Sonra biraz da şey yapayım, kontrol edeyim falan derken komple böyle hani bu şey arada sürekli reklamı yani daha doğrusu orada burada bir şey çıkar böyle işte zombi arılar falan böyle mantar türü varmış falan. Onun gibi böyle bir kontrollere başlıyorlar. Sonra yetmiyor. İleriki şeylerde artık böyle hani adamın genetik materyalini alıp
onu elden geçirme falan gibi şeylere başlıyorlar böyle. Yani işte bu bir yandan Zernaga'nın da şeyiyle yardımıyla ya da onları elden geçirmesiyle diyelim. Ve de Zerg kısa sürede böyle her şeyi asimile ediyor. Bunu asimile etme diyorlar. Hani genetik materyalini hani alıyor. İşte artık yiyor, öldürüyor, bir şey yapıyor. Özümsüyor. Temizliyor yani böyle. Hani öyle hani bir tane alıp da bırakmıyorlar yani. Temizliyorlar yani komple böyle. Hı-hı. Ve ondan sonra şey yapıyor mesela işte bir tanesine bakıyor. Bunun diyor işte ne bileyim derisi çok kalın. Mesela onu sağlayan genetik materyal alıp işte elden geçirip bir kendi türüne de bunu sağlayabiliyor falan böyle. Bir de burada şey, Protoss, şey özür dilerim, Zernaga şey yapıyor, bir üst şey yaratıyor, böyle hani akıl. Zihin yaratıyor, Overmind, akıl yaratıyor, Overmind diye. Hani bu şey gibi böyle, işte Hive Mind, ne Türkçesi nedir onu bilemedim. Yani herkes tek bir aklın parçası gibisinden bu türde. Zaten oyunda falan da onu sonra görüyoruz, böyle Overmind bayağı şey bir figür. Bir de bunların şeyi var böyle, bu şeyler, Zergler böyle hep böyle bir çıkıntılı, böyle bir şeyler, yani dişler, ne denir, dikenler falan, böyle bir canavarımsı oluyorlar bir şekilde. Bir de böyle bir özellikleri var falan. Neyse, sonra bir noktada Zernaga'yı da fark ediyor Overmind. Ve böyle şey tabii, uçan yaratıklar da asimile ediyor, binlenme de asimile ediyor falan. O olaylar sırasında Zernaga'ya yürüyor. Zernagalar canlarını zor kurtarıyorlar. Çoğu bu saldırı sırasında ölüyorlar. Yalnız olsa da şöyle bir şey oluyor. Overmind Zernagaları hani alırken onların yani bilgilerine de ulaşıyor. Ve de şeyi öğreniyor. Protoss diye bir ırk olduğunu ve de bunlarla birleştiklerinde kusursuz bir böyle mükemmelliğe ulaşacaklarını şey yapıyor. Ama tabii Overmind bunu Zernaga'nın planları değil, kendi seçtiği şekilde onları asimile ederek yapmayı planlıyor. En azından bizim bildiğimiz böyleydi o zamanlar. Ve de şey, yalnız şöyle bir şey oluyor. Şeyi fark ediyor, Protoss dediği psişik güçleri var. Bunlar bizi yer diyor, biz tek zihniz yani. Hani böyle çok buna karşı korumamız yok. O yüzden de diyor ki biz şimdi şey yapalım. Evrenin her tarafına böyle yayalım şeyleri. Her böyle çocuklarını yayıyor. Yani sen oraya git, sen buraya git. İşte sen obanı buraya kur falan şeklinde. Hani psişik gücü olan bir şey birini bulun. Onun genlerini alalım, biz onu zaten hallederiz ondan sonra falan şeklinde. Onlardan da bir tanesi gidiyor Koprulü sektöründe insanları bulacak. Oraya da geleceğiz. Zerg'ün de hikayesi böyle. Şöyle bir yine kafamı indirdim, chat'e hızlıca bakıyorum. Ya zaten şey, sakin, maşallah dinleniyoruz diyelim. Eyvallah. Tasalar hem ölümsüz hem de sonsuzluğu tamamen güçlüsünü sahiplerinde de zaten Protoss'un kendisine gelmesini bu kadar çok istedim ve zorla. Zeratul ve Protoss askerlerin kendisine gelmesini istedi derken, Tasalar ölümsüz değil bu arada. Hiçbir Protoss ölümsüz değil. Şey, StarCraft 2'deki Tasaların lafından mı bahsediyorsun? Yoksa çünkü şeyde ölümsüzlük gibi bir şey yok. Zeratul ve Protoss yani askerlerin kendine gelmesi acaba o Artanis'le mi karışıyor? Yani şeyde StarCraft 1'de şöyle bir şey var. Tassadar High Templar. Hani onlara geleceğiz zaten de hani Zeratul'ların tarafının da güçlerini kullanmayı öğreniyor falan ama hani tam şu an nereyi kastettiğine emin değilim. Full clear yapıyorlar. Yam yam gibiler. Aynen. Hepsi bir çirkin bir yaratık bir şey zaten yani böyle zor gibi. Neyse sen şey yapa dur, sen yazarsın. Ben bu arada boş geçmeyeyim. Terran'ı aldım. Şimdi geliyoruz dünyaya. Bildiğimiz dünyada başlıyor. Dünyada işte tanıdık gelecek ama nüfus artıyor. Kaynaklar azalıyor. İnsanlar birbirine girmeye başlıyorlar. Sibernetik böyle Elon Musk'ın daha yeni açıkladığı Neuralink gibi şeyler. İşte yok ne bileyim senin gözünden lazer çıksın. İşte ne bileyim kulağından bir şey olsun. Böyle hani değişik şeyler. Genetik değişiklikler şeyler artıyor. Rainer'la Kerrigan... Hiç ona girmeyelim mi? Gireceğiz yani. Daha geleceğiz oralara, geleceğiz. Bir acı hikaye. Genetik çok şey yapıyor. İşte bir yandan böyle dini gruplar çıkıyor. İnsanlığı insandan çıkardınız, Allah bizi böyle mi verdi falan diye. İşte bir yandan bunlar para sahiplerine binlenme daha fazla şey yapabiliyorlar. Ona şeyler falan. Bir yandan da yani
dünyadaki siyasi dengeler de bozuyor. İşte belli bloklar çöküyor. İşte oradan böyle herkesin eline nükleer silahlar geçiyor. Zaten bilgi teknoloji sayesinde böyle artık hani çok kimsenin böyle sakladığı bilgi de kalmıyor. Yani böyle süper güç kalmıyor. Herkes birbiriyle böyle işte şeyde falan mücadelede falan derken yani işler kontrolden çıkıyor tamamen. Dünyanın her tarafında yani önce şeyler çöküyor böyle. Çünkü her ülke kendi şeyini korumaya çalışıyor böyle. O yüzden işte Birleşmiş Milletler'dir, NATO'dur bunlar böyle yani şey yerle bir. Hiçbir aralarında bir şey kalmıyor. Ülkelerin içinde sonra böyle çatışmalar çıkıyor falan filan derken bir noktada yine böyle yönetici kadrolar şey yapıyorlar. Abi bir dakika bu işte bir dur demek lazım deyip hani biraz böyle demir yumruk modunda toplu beraber çalışmalara başlıyorlar. İşte yani nerede şey varsa böyle. Bunlar kendi aralarında bir onu geçen sefer de attı, ismine bakmıştık. Hatırlayamadım şimdi ama işte Birleşik Dünya bilmem nesi falan şeklinde bir şey kuruyorlar böyle. Tamam, ve de korsanlar, işte cyber hackerlar bilmem neler, genetiğini çok değiştirmiş tipler, suçlular. Bunların hepsini yani hiç böyle insan hakları, Cenevre bilmem ne falan kalmadan toplamaya başlıyorlar. Toplarken de tabii bayağı bir kısmını da öldürüyorlar. İşte Great Purification yani büyük arındırma projesi. Terran Konfederasyonu diye geçiyormuş abi. Konfederasyon sonrası. United Earth Directorate son ismi. Onun bir önceki ismi var. Ben bunu hep unutuyorum. Ben. Bakalım ben de bakıyorum bir anda. Buradan kopya çekeceğim. UPL. Ha neydi? United Powers League. Aynen. Hmm. İlk şey bu ya. Birleşmiş Güçler Cemiyeti gibisinden bir şey böyle. Neyse çok önemli değil zaten. Evet neyse. Yani. Velhasıl. İsimler. Neyse. Bu yani ülkeler sonuçta bir üst tek bir ülke gibi şey yapıyorlar. Dünyanın neredeyse tamamını kontrol altına alıyorlar. Bayağı da bir böyle kelleler gidiyor. Ondan sonra şeye başlıyorlar. Abi uzaya gitmemiz lazım. Buradan bir şey olmayacak artık. Uzay teknolojisi. Basın parayı. Basın kaynağı. İşte ne olacak? Hani elimizde böyle direkt ışınlanıp uçacak teknoloji yok. Ne yapalım? İşte Cryosleep. Yani o hani vardır ya klasik böyle soğuk uykuya yatırırlar. İşte 100 yıl sonra uyandılar falan şeklinde. Onun teknolojileri falan filan. O sırada bir tane bilim adamı. Dorian Root galiba. Bu da şey yapıyor böyle. Bu olaylar sırasında bayağı hani nüfuzlu bir adama dönüşüyor. O da şey diyor. Abi uzaya gideceğiz. Orada değişik böyle kaynaklar bulunacak. Bir şeyler olacak. Yeni elementler falan. Bunları da ben bulacağım ve de işte güç sahibi olacağım falan gibisinden. Bu hani toplanmış şeyler falan var da kimsenin istemediği işte suçlular bilmem ne falan filan. Uzay gemileri yaptırıyor. 4 tane böyle büyük uzay gemisi. Oyunda hani Super Carrier diye geçen yaptırıyor. Ondan sonra şey. Bunun içine bu adamları yığıyor. Ve de şey ayarlıyor işte. Bunlar şu sektöre gitsinler falan. Yürüyün falan deyip veriyor. Yalnız şöyle bir şey var. Marcus sorunu gördüm. Ona şeyde geleceğiz. Yani evet. Özetle evet. Zas. Yani emin değilim de Zas da herhalde. O öldürülüyor. Neyse. Şimdi devam ediyorum. bu şeyleri carrier'lı adamları bindiriyor. Uykuya yatırıyor. Hani o soğuk uykuya yatırıyorlar. İşte ne bileyim. Falanca galaksiye gidecekler. Anlıyız şöyle bir şey oluyor. Bu tabii teknolojiler de o sırada daha yeni. Orada durmuyorlar. Devam ediyorlar. Böyle hani minibüste uyuyakalmış gibi son durağa kadar. Benzinlerinin daha doğrusu yani yakıtlarının gittiği yere kadar gidiyorlar. Ondan sonra bakıyorlar en yakında yerleştirebilir neresi var? Şurası var, burası var, burası var. İniş yapıyor. İşte ana gemi Atlas'tı galiba ismi. Tarsonis gezegenine iniyor. Evet. En çok teknoloji bu arada orada var. O aracın içinde var yani. Hatta diğerlerine ulaşımı falan da var. Böyle o oradaki bilgisayar sistemleri falan. Bir tanesi Moria gezegenine iniyor. İki tanesi de Umoja gezegenine iniyor. Bir tanesi direkt hatta patlıyor yani. Ondan komple şey yapıyorlar. Diğeri de işte zor iniş yapıyor falan. Sonra burada bir şey başlatıyorlar. İşte yeniden kuruluş böyle hani. Şehirler kuralım, teknoloji. Tabii bunlar zaten hazırlanmış onlar yani. Kolay bir şekilde yerleşebilmeleri için. Ve de en çok teknolojiye sahip olan şey olarak Tarsonis gezegeninde ki ekip en hızlı şeyi yapıyor. Uzaya ilk defa onlar çıkıyorlar. Ondan sonra. Ve de şey. Yani geçen sefer bu şey buralarda sürekli kesiliyordum ama hani böyle şey. Yani düşünürseniz işte uzayın derinliğinde hiç bilmediğiniz bir yerdesiniz böyle. İşte sadece 2 grup, 3 grup insan var.
Ne yaparsın abi? Tabii ki birbirinin üzerinde baskı kurup diğerlerini ele geçirmeye çalışırsın. Dostluk mostluk yok, insanız çünkü. Ve de şey işte konfederasyonu kuruyor. Terran Confederacy'yi kuruyorlar. Ve de diğerlerinin üzerine baskı yapmaya başlıyorlar. İşte orada artık politik olaylar bilmem falan filanlar dönüyor böyle. Orada bir şey var. Hani Moria gezegeninin çok yoğun madenleri var ki isim evet. Yani bayağı Yüzükler Efendisi göndermesi net bir şekilde. Özellikle onlara çok baskı yapıyor. Ama konfederasyon böyle şey yani hani bazen direkt asker yollayıp bir yere alıyor. Bazen şey yapıyor böyle hani işte ne bileyim bir olay çıkartıyor. Bir grup böyle paralı asker yolluyor. Sonra şey yapıyor. Aa burada olay çıkmış. Buraya bizim işte şey yapmamız lazım. Askeri baskı yap şey yapmamız lazım deyip kendi ordusuyla giriyor alıyor demokrasi falan. Demokrasi götürmemiz hani, lazım. Biraz demokrasi getirir gibi anlayacağınız üzere. Ve de böyle iyice bir baskılamaya başlıyor ama bu da tabii bir karşı şeyle geliyor yani. Mesela işte bu Moria gidip başka bir ekiple birleşiyorlar işte. Neydi geçen de bunun ismi unutuyor mu? Neyse bir grupla birleşiyorlar. Kel Morian Combined Kelanis Shipping Guild'miş. Bu işte bir lonca ile birleşiyorlar böyle. İşte bir Kel Morian Combined diye bir şey oluyorlar falan. Sonra bu ikisi savaşa giriyorlar. Arada bu Moja falan da şey yapıyor. Yani orada bir savaş hali başlıyor. Savaşın sonunda Konfederasyon galip çıkıyor. Bu sırada önemli başka şeylere geleceğiz. Şimdi Manx ismi. Manx'lerin ilki bilinen şey Angus Manx, Arcturus'un yani bizim oyunlardan bildiğimiz Arcturus'un babası. Angus çok böyle halk tarafından sevilen, akıllı, böyle acayip bir politikacı. Aynı zamanda Konfederasyon'a kıl oluyor. Çünkü Konfederasyon yani işte ne bileyim her türlü pislik, her türlü şey nedir ona? Yani rüşvet, bilinme, dolandırıcılık bunlar da yani. O da Korhal gezegeninden geliyor. Bunlara da şey yapıyor, res çekiyor yani. İşte hatta bu resler sonra büyümeye başlıyor. Sonra böyle yani Konfederasyon bir kere bunları öldürmeye çalışıyor. Hatta böyle tam şey oğlu işte Arcturus Manx böyle hani eğitimde, akademide eğitim alıyor böyle. Bir gece gizlice evlerine sızıyor falan işte he bizim güvenlik sistemleri de geçti be falan yaparken gerçekten saldırı geliyor falan. Zar zor kurtuluyorlar. Yani böyle şey, Konfederasyon'un bir düşmanı oluyor Angus Manx. Yalnız oğlu tam tersine böyle. Yani çünkü oğlu böyle şeye gidiyor işte, akademiye gidiyor. Orada senin baban bunlara saldırmış, senin baban bunu söylemiş, ne biçim falan yapıyorlar. Bu kendi kendine hırslanıyor. Babam ne, benim niye böyle, baba sen niye böylesin? Azıcık adam ol ya, bir sesini bir sus ya falan şeklinde. Böyle aralarında bir çatışma var sürekli. Neyse, Angus bir noktada böyle paralı askerlerle çalışıyor falan böyle işte bunları Konfederasyonun üzerine salıyor, bir şeyler yapıyor. Yetmiyor. En sonunda hatta tam o Guild Wars zamanlarından yanılmıyorsam şeye savaş açıyor. Konfederasyon savaş açıyor. Ve şey hani yani o savaş işte gidiyor ya. Aslında Angus falan yani onların tarafı da çok böyle stratejik olarak iyi hamleler yapıyorlar falan filan. Yalnız çok da yürümüyor. Bu arada oğlu Angus şey Arcturus bizim Manx yani. Bu arada isimlerini söylemesi Angus kolay da Arcturus, Manx. Şey isimleri yani çok da benzer yani. Bir de 3 nesil yani Angus, onun babası neydi o? Onun adı da benziyordu. Augustus, oğlu da Arcturus. Yani A'yla başlı seçmişler. Nereden bulmuşlar bilmiyorum ama. Tam bizimkiler böyle Türk usulü. Ahmet, Ayşe. Ayrıca onlar gene hani nüans olarak da farklı. Yani Augustus, Angus, Arcturus. Neyse. İşte yani bize zorluk olsun diye verilmiş isimler yani. Augustus. Neyse. Bizim şey, Manx'teydik. Ne diyordum? Ha. Bu arada şey tam böyle savaş açtığı gün gıcıklığına Arcturus şey yapıyor. O gün Konfederasyon ordusuna yazılıyor. Böyle sırf babasına inat olsun diye bekliyor o günü açıklamak için falan böyle yani. Biraz orduda savaşıyor. Pardon savaş açtığı gün değil de böyle bir şey yani bir manifesto falan mı yapıyor? Böyle bir yani açık olarak düşmanlığını belirttiği gün değil. Ondan sonra şey, işte biraz marin olarak savaşıyor. Yani marin değil de orada şey çavuş olarak falan filan böyle savaşıyor. Bayağı yani orada şey var. Ondan sonra bu işleri bırakıp prospector denen bir şey var. İşte hani gidiyorsun, ya kazı yapıyorsun aslında. Yani altın altına hücum dönemi var ya bu Amerika'da böyle. Nerede altın bulursa onun etrafında bir kasaba kuruyor. Onun kazandan zengin oluyor falan onun gibisinden. Böyle işler peşinde koşuyor bir yandan. Yalnız sonra şey, ha bu Umoja'da da
Pastör, Alien Pastör diye bir adam var. Alien Pastör. Bu da şeyle yakın, Angus'la yakın arkadaş. Pastör'ün de kızı var, Juliana Pastör diye. Arcturus buna düşüyor. İşte başta böyle biraz bunu tavlarım, nasıl tavlarım falan şeklinde. Ama sonra biraz böyle düşüyor yani. Çok da şey değil ama Arcturus çünkü çok böyle yani duvarları yüksek, çok böyle başkalarıyla yakınlaşmayan bir adam. Hani belki annesi ve kız kardeşi dışında da çok böyle sevdiği kişi de yok yani. Ama işte şey, yani Julian da böyle şey, etrafında çünkü Manx'in hep böyle şey, boş beleş hatunlar var. Bu biraz daha böyle farklı olduğu için falan. Neyse. Bunlar böyle zaman içinde sürekli bir ilişki içindeler yani. Sonra işte şey öğreniyorlar. İşte bunların çocuğu olmuş aslında. Julian'a bunu saklamış. İşte tam böyle şey, bunu öğrendi. Valerian'ı öğreniyor bir noktada ki Valerian işte o sırada böyle 6-7 yaşlarında falan herhalde. Hatta Manx böyle şey yapıyor. Hani Juliana böyle çok tatlı hanım bir kadın. Manx böyle tam sert falan modunda. Böyle şey yapmış yani. Valerian'ı şey büyütmüş böyle işte. Kitaplar, sanat, ne yapmak istersin çocuğum bugün falan falan şeklinde böyle. Bu böyle bu ne lan karı gibi bir şey yetiştirmişsiniz bunu. Adam olsun falan yapıyor böyle. Ve izliyor falan çocuğu yani. Bu bayağı böyle lafları var. Effeminate book iş falan böyle bir izliyor yani falan. Çocuk böyle falan yapıyor. Böyle hani ben de babamın şeyini kazanacağım falan şeklinde. Yani Stark zaten Blizzard'dan çok sık gördüğümüz bir tema. Böyle birine kendini kanıtlama teması. Garrosh olsun. İşte, Arthas olsun. Neyse o ayrı bir konu. Evet, baba oğul ilişkisi değil mi? Bir böyle şey var. Evet. Sürekli bir atıf var. Yani tabii ana erkek yazar olunca, yani ana yazar erkek olunca herhalde bazı temalar biraz devam ediyor. Neyse. Şimdi yan yana olaydan bahsediyorum. Şimdi bir yandan dediğim gibi Angus'un olayları şey oluyor. Tam bu işte Valerian'ın öğrendiği zamanla, hatta tam o zaman. Bu da ailesinden de saklamışlar. Yani Juliana Pastor herkesten saklamış bunu. Hani şey olmasın, ortalık karışmasın diye. Manx işte ailesine yazıyor falan. Cevap gelmiyor falan. Sonra bir haber geliyor. Arcturus'un annesi, babası ve de kız kardeşi üçü de öldürülmüş. Hatta öldürmekte kalmamışlar. Babasının kafası kesilmiş. Ve öldüren kişi kafayı da alıp götürmüş. Yani babasının böyle kafasız cesedi bu. İsyancı ya. Aynen. Ondan. Yani net bir şekilde Konfederasyon tarafından yapılmış. Bu arada yani bu son dönem biraz Arcturus'ta şey de oluyor yani hani babasıyla hala arası kötü ama böyle yaptığı bazı şeyi takdir etmeye de başlıyor, anlamaya da başlıyor falan. Aslında hani tam böyle biraz büyüyor. O en azından kendi kafasında bir şey oturacakken o olay oluyor ki zaten yani kız kardeşi işte falan filan onları zaten çok seviyor annesi falan. Arcturus deliriyor. Böyle hatta şey diyor, daha böyle 2 gün önce dinledim orayı. Hani Konfederasyon şu an bunun farkında değil ama işte en büyük düşmanlarını yarattılar falan yapıyor böyle. Ondan sonra da şey, Valerian'ı falan direkt şey yapıyor, sizin de peşinizden gelirler diye. Onlar sürekli geziyor, hiçbir yer durmadan sürekli Valerian'ın hayatı böyle geçiyor. Sürekli bir yerden başka bir yerden başka bir yerden başka bir yere yakalanmasınlar diye. Manx de bu Korhal direnişinin başına geçiyor. Ve de yani Konfederasyon'un gerçekten ağzını burnunu kırıyor. Yani tabii birebir savaşı değil ama bir oraya saldırıyor, bir buraya saldırıyor. Bir de hani adam onların için eğitimini almış, onların askeri taktiklerini biliyor, her şeyi biliyor ya böyle. Tam ne zaman, nerede, ne şekilde saldırması gerektiğini çok iyi biliyor. Ve de gerçekten kök söktü. Bunun üzerine Konfederasyon şey diyor, öyle mi canım? Siz demek Korhalılar böyle yapıyorsunuz deyip Korhal'a nükleer, termonükleer şeyler, bombalar yolluyor. 1000 tane nükleer bomba. Ve Korhal böyle bir yani tamamen yaşamdan şey olmuş bir şeye dönüşüyor. En azından büyük yani yerleşme olan kısmı en azından. Böyle işte toprak camlaşıyor falan, bilmiyorum ne kadar mantıklı ama Korhal'ı yerle bir ediyorlar yani. Ama tabii ki Manx durmuyor. Ve de şey direnişe devam ediyor. Manx o sırada neyse ki orada değil, ölmüyor. Ve de direnişe devam ediyor. Ama tabii şöyle bir şey oluyor. Yani bu kadar korkunç bir şey yapılınca başkaları da ulan bu adamlar bize ne yapmaz yani falan deyip biraz daha aslında güçlendirmiş de oluyorlar Korhal direnişini. Ve de o şeyler devam ediyor. Bunu da burada şey yapıyorum yani hikayeyi. Neyse sonra bir gün burada şu an yani tam oyunların sınırındayız şu an. Evet. Başlayacağız oyunlara. Aslında
Konfederasyon bazı uzaylılar buluyor. Uzaylı yaratıklar. Bunu ama kimseye açıklamıyor. Halkın bildiği kadarıyla bir gün şöyle bir şey oluyor. Chaosara gezegenindekiler. Yani bir gün böyle adam kapısından çıkıyor. Ay bugün de ay gideyim sırtım falan derken gökyüzünden böyle inen devasa lazerler her şeyi yok ediyorlar böyle ve büyük bir korku. Hani bir anda hiç uzaylı muzaylı bilmiyorken bir gezegendeki tüm yerleşimler yerle bir ediliyor. Yok ediliyor yani. Hiçbir şey kalmıyor. Yanıyor yani. Orada olay aslında şu. İşte Zörgler hani pislik. Ha ben bir küçük yatayı unuttum. Bu hani dedim ya genetikleriyle oynuyor insanlar işte sibernetikler falan. İnsanlarda pislik bazı güçler belirmeye başlıyor. Böyle hani ufak ufak da olsa. Hatta bazen daha fazlaları da var. İşte şey oluyor yani Zörgler pislik gücü olan bir ırk türü arıyorlardı ya. İşte onlar insanları buluyorlar. Ama aynı zamanda şans bu ya, Protoss da orada insanları koruyor. O yüzden böyle şey, Zörglerin yerleştiğini görünce gökten saldırıyla orayı yerle bir ediyorlar. Şeyimiz bu. Burada da StarCraft 1'in başına kadar gelmiş oluyoruz. Şöyle şimdi ben de arada şey yapıyorum, böyle linkler falan atıyorum. Hatta şeye karar verdim şu anda, böyle bu görsellerin mesela az önce bahsettiğin Chaosara gezegeninin işte patlatılışının hani Protosslar tarafından lazerle inilişinin şeyi var, görseli var. Bu tarz şeyleri yakalayıp atmaya çalışacağım. Aynen. Şey yaparız. Sonra mesela Diablo'nun hikayesinde bu evrelere isimler verilmişti. Yani bu StarCraft'ta da söz konusu mu bu tarz şeyler? Mesela ben şimdi işte fandomdan yola çıkarak konuşuyorum. İşte yazmış Rise of the Confederacy, işte yani konfederasyonun yükselmesi, işte Guildler Savaşı, işte evet, rebellerin evet, yükselişi falan gibi böyle net keskin köşeli mi bunlar peki? Şöyle isim verilmiş şey var. Protossların sivil savaşının ismi Aeon of Strife. Bu verilmiş bir isim. Evet. Bu konfederasyonda Kelmorian Savaşı Guild Wars. Bu verilmiş bir isim. Onun dışında şimdi bileceğimiz StarCraft 1 döneminde de Great War ismi geçiyor. StarCraft 1'in expansion'ı ki zaten ismi de o. Brood War. O geçiyor. Ondan sonra StarCraft 2 döneminde de bir iki tane var öyle ama yani böyle şey çok çağ ve çağ zaten biraz yani şu da var. Aslında yani Protoss'un olayları bir köşede oluyor. Zerg'in olayları bir köşede oluyor. Terran'ın olayları bir köşede oluyor ve hani ortak bir tarihçe gibi de yok yani aslında. Böyle herkes kendi kafasında bir şeyler yaşıyor bir nevi. O yüzden böyle şey hani çağ ve çağ gibi değil. Bildiğim kadarıyla bizim. Eyvallah diyorum. O zaman başlayalım Great War'la. Evet. Şimdi yani fikir vermesi açısından StarCraft'ı oynadığınızda şeydir. 3 tane campaign vardır. Yani senaryo dizisi. İlki Terran'ların şeyi. Yani komple Terran oynarsınız. Hani ne bileyim. Mesela Red Alert'ta falan ya da Age of Empires'ta olduğu gibi bir hikayeyi takip ediyor. Ondan sonra Zerg'ün ki. Ondan sonra Protoss'un ki. Hani anlattıklarımızı tabii farklılıkların şey olacak ama az çok bu şeyi takip edecek. Şimdi Terran tarafında yani burada şöyle yani burada nispeten daha hızlı geçeceğiz gibi geliyor bana çünkü yani bundan sonraki hikayenin çoğu görevler üzerinden gittiğinden hani görevdeki olan ufak tefek her detayı anlatmanın bir anlamı yok. O yüzden daha önemli kısımları anlatmaya çalışacağım. Şimdi Terran kısmında özetle başlangıçta olay şu. Dediğim gibi böyle bir işte zörgler çıkıyor. Yani yaratıklar çıkıyor. Olan lazerler geliyor. Böyle bir karmaşa bir kaos var. Bu yaratıkların olduğu bir şeyde ortamda işte Chaosara gezegeni. Ha, orada Rainer, James Rainer karakteri var. O da orada şerif. Yani Marshall. Kabaca şerif diyelim. Orada verilen, konfederasyonun verdiği emirlere uymuyor. Uymadığı için de vay sen teröristsin falan yapıyorlar böyle. Bizim de orada hani oynadığımız karakter diyeyim yani sonuçta strateji oynuyoruz böyle yürüyen bir karakterimiz yok ama hani bize orada sürekli hitap ediliyor. Biz orada işte bir yine askeri bir şey istedik. Ne dedik o da hatırlamıyorum ama. Komutan. Askeri bir yönetim. Evet komutanız yani. İşte Rainer yanına da komutanı alıyor. İkisi beraber orada bir şey ilan ediliyorlar. Terörist ilan ediliyorlar işte. Oradaki insanları kurtarmaya çalıştıkları için. Ondan sonra tam böyle hani artık üzerine saldırılar geliyor falan ne yapacağız falan derken Manx diyor ortaya. Arcturus Manx. Diyor ki
Gençler bakın bunların gerçek yüzünü gördünüz. Bunlar bana terörist diyor ama işte asıl terörist onlar falan şeklinde. Gelin sizi kurtarayım diyor. Bana katılın sizi kurtarayım diyor. Siz de yani hani bir tarafta kesin ölüm var, bir tarafta bunlar var. O zaman niye katılmayalım deyip katılıyorsun. Ondan sonra ki bölümlerde yani bir dizi olay var. Yani bunlarla oraya buraya ufak saldırılar, bilmem neler falan filanlar var. Orada önemli bir karakter giriyor hayatımıza. Sarah Kerrigan. Kerrigan bir ghost. Ghost dediğimizde şey. Yani bu konfederasyonun içinde psişik güçleriniz varsa yani zorunlu olarak yani şey çocuğunuzun psişik güçleri çıkarsa zorunlu olarak onu götürüp teslim etmeniz lazım. Hani ne yapılacağına göre. Ya tabii bunu yapmayanlar da var ama hani kavmden böyle. Ondan sonra bunları alıyorlar artık başlarına gelirse ama bunların bir kısmı akademide yetiştiriliyorlar çocukken böyle. Ve şey hani ghost dediğimiz böyle tam ne diyeyim komandomsu böyle şey gizli güç hani kimsenin bilmediği kayıtları olmayan saldırıları falan da yapan bazen savaşta kullanılan askerler. Hani oyunda da böyle şey sniperımsı biraz bir tipi olan işte birkaç psişik veya teknolojik özelliği olan şeylerdi. Kerrigan da böyle bir ablamız. Tabi aslında burada bilinmeyen şey bu hani şey vardı ya Mankin ailesini öldürülmüştü, kafası kesilmişti babasının. Evet. Oraya 3 tane ghost gidiyor. Bu 3 ghost'tan bir tanesi ve Angus Mankin'in kafasını kesip götüren Sarah Kerrigan. Daha sonra Kerrigan'ın olduğu... Çok naçizane araya giriyorum abi. Bu detayı arkadaşlar cebinize koyun. Evet biraz yani şu ana kadar biraz hikaye şeklinde gittik. Oyuna geldik artık can alıcı noktalardayız. Jim Raynor önemli karakterlerden biri. Evet Kerrigan zaten yani oyuna az çok hakim olanlar zaten yani vurucu bir şekilde biliyor. Ama bu detayı yani Arcturus Manx'in babasının kafasının kesilmesi ve suikastinin Sarah Kerrigan tarafından yapılması hadisesini cebinizde tutun. Önemli bir detay olacak ileride diyorum ve özür diliyorum. Sözü tekrar sana veriyorum. Estağfurullah. Ben bu şimdi böyle yerlerde ara ara şey yapacağım. Biraz geriye dönüş yapacağım. Çünkü şeyler var. Hani o kitaplardan bilgiler var. Hı-hı. Onları komple anlatamayacağımız için. Mesela dediğim gibi Kerrigan'ın bu olayı şey yapıyor bir noktada Mask. Yani Kerrigan'ın olduğu tüm o şeyi ne diyeyim yani facility şeyi mekanı ele geçiriyor ve oradaki ghostları da kendisine alıyor. Hatta onların bir tanesini biraz şey evet öyle yapıyorsan şey Kerrigan'ı bir tanesini öldürmeye yolluyor. Sonra bir tanesini daha öldürmeye yolluyor ama Kerrigan farkında değil aslında diğer iki ghost da işte şey Mask'in babasını öldüren iki ghost. Böyle Kerrigan'ı sonradan fark ediyor ama işte şey modunda biraz Mask. Hani şu an Kerrigan'ı kullanmak işime gelir modunda ama tabii Kerrigan'ın da bir yandan bir boyun borcu var Manx'le karşı. Bunun dışında Rainer'la ilgili de kısa bir bilgi vereyim. Rainer aslında suçlu olarak başlıyor hayatta. Bunlar böyle şey bir ekipleri var ve şey sürekli neydi? Heaven's Devils. Bunlar böyle şeylere saldırıyor, şey sürekli trenlere basıyorlar, trenlerden işte soygun yapıyorlar falan filan. Ya böyle hani psikopat tipler değil ama hani işte böyle fırlama hırsızlar falan modunda biraz böyle. Daha çok hani böyle işte banka soyuyorlar, bilmem ne yapıyorlar. İşte bir noktada yakalanıyorlar biraz. Yanlış hatırlamıyorsam yerel otoriteler bunları bir şeyler yapmaya zorluyor falan. Yani neyse günün sonunda bu adamlar bir şeyde yakalanıyorlar. Hepsi basılacakken Tycus Finlay aralarından, Rainer'ın kankalarından şey yapıyor. Kendini hani feda ediyor bir nevi öne çıkıyor yani. Hani siz kaçın ben burayı tutarım gibisinden. Onu yakalıyorlar. Hapse atıyorlar. Diğerleri zaten Rainer'la bir kişi daha galiba kurtuluyor. Yanlış hatırlamıyorsam o sırada. Çok oldu kitapları okuyalı hatırlamıyorum. Yanlış söylemiş oldum. Neyse bir şekilde bunlar kurtuluyorlar. Yani kısacası Rainer aslında Tycus'un bu hareketi sayesinde özgür oluyor. Sonra işte gidiyor. Marshall oluyor, bilmem ne oluyor. Arada bir evleniyor, çocuğu oluyor. Çocuğunun psikik güçleri çıkıyor. Akademide ölüyor, öldüğü haberi geliyor. Öldüğü haberi gelince karısı da kederinden ölüyor falan. Böyle biraz acıların çocuğu şeklinde bir hayatı var yani Rain'in. Şu an hatta, gerçi ben söylerken tabii şey değişebilir. Ama şu an ekranda mesela Rainer var, Kerrigan'ı görüyoruz. Hatta Artemis'te var. Her neyse, bu bilgileri verelim. Biraz Kerrigan ve Rainer'la ilgili arka plan bilgisi almış olsun. Ya işte böyle şey, oraya buraya saldırıyorsun. İşte konfederasyonun işini bozalım. Bir yerde şey oluyor, konfederasyonun ünlü generallerinden bir tanesi işte mesela düşüyor bu uzay gemisi.
onu işte kurtarmaya gidip ama hani şimdi seni kurtaracağız ama bizim için savaşacaksın falan şeklinde şeyler oluyor. Yani böyle hani sürekli böyle bir mod var. Orada önemli olan bir şey Zorg'un fizik kişilere karşı zayıflığını öğreniyoruz ve bir şey var, cihaz var. O yani cihazlar psi emitter diyor. Psişik işte yayıcılar yani ne diyeyim ona bilemedim. Bu aletleri bir yere yerleştirdiğinizde Zorg'u oraya çekiyorsunuz. Ve böyle psikopat gibi dalıyorlar yani. Kontrolsüzce dalıyorlar. Bunu da bir yerde kullanıyor şey. Ve hani Rainer ve Kerrigan hiç hoşuna gitmiyor ama işte Max Shaman da böyle işte kazanmak için ne yapmamız gerekiyorsa yapmalıyız, yapacağız falan şeklinde. Böyle konfederasyon kuralları dinlemiyor, biz de dinleyemeyiz falan şeklinde. Hani kekremsi bir tat bırakıyor ama devam ediyor şeyler, olaylar. Ondan sonra bir düşüneyim, burada başka önemli vermem gereken bir detay var mı diye, sanırım yok. Ondan sonra geldiğimizde, muhtemelen sürekli ondan sonra diyorum, onu fark ettim ama yapacak bir şey yok böyle bir şey anlatırken. Neyse, geliyoruz New Gettysburg'e. Bir noktada Protoss güçleri şey yapıyor, böyle işte zaten şey, hani konfederasyonun bayağı bir ağzını burnunu kırıyorlar yani bu zörgleri üzerlerine salarak. İşte bir yerde şey var böyle yani protosların da yerleştiği bir yer var. Orada bir de zörgler falan da yerleşmişler. Hani şey oraya da kuracaklar şeyi protosun üzerine de saldırsınlar. Protos da aradan çekilsin falan gibisinden. Kerrigan'ı yolluyor Max. Kerrigan şey yapıyor. O aleti yerleştiriyor. Yerleştirmesiyle birlikte de işte onun klasik bir yani klasik değil aslında. StarCraft 1'de böyle bir şey yoktu. Sadece iki satır görüp gözümüzden bir yaş geliyordu. Hayvan herifler StarCraft 2'de ona full sistematik yaptılar böyle. İşte Kerrigan şey modunda tamam işte yerleştirdim al, artık alın beni buradan falan yapıyor ama ses yok böyle. İşte yörüngedeki ana gemide Manx tamam diyor bizi yörüngeden çıkarın falan modunda böyle bitti buradaki işim falan yapıyor böyle. Rainer, bu arada Rainer Kerrigan arasında bir aşk başlıyor falan böyle işte. Rainer böyle hani yapma bunu, ne yapıyorsun falan modunda işte yapıldı bitti bile bu iş falan yapıp emri veriyor ve de Kerrigan'ı orada ölüme terk ediyor. Aslında bir nevi de Utku'nun dediği gibi önemli bir detay yani şey o ailesini öldüren son kişiden de intikamını bir nevi böyle bir kötü yani çok kötü bir şekilde almış oluyor. Kötü derken de zörgler her tarafını çevirmişler. Kaçacağı hiçbir yer yok. Ve o şekilde hani ve de yardım beklediği kişiler de onu ortada bırakmış bir şekilde Kerrigan böyle sonlanıyor ve burada da Terran kampanyası bitmiyor aslında çünkü şey oluyor. Rainer bu olaydan sonra diyor ki ulan Mask'in de kökünde kibrit suyu falan deyip kendi Commander'ı da bizim yanına alarak oradan kaçıyor işte şeyden. İşte orada ufak bir savaş var. Onunla birlikte Terran kampanyamız sona eriyor. Yani özetle kampanyada Confederacy yeniliyor. Rainer ayrılıyor. Kerrigan ölüme terk ediliyor. Ve de son videomuz orada işte şey. Manx orada Dominion ismi kullanılıyordu galiba. İşte Konfederasyon yerine Dominion kuruyor. İşte şey modunda böyle. Bundan sonra hiçbir insan başka bir insanın arkasından şey yapmayacak. Protoss, Zerg, hepsini yeneceğiz. İnsanlık ooo falan diye gaz veren bir konuşma yapıyor işte böyle. İşte arkadan geçen böyle uçaklar falan böyle. Hani tam bir propaganda modunda. Aynen hem de bir diktatör olarak kendini yerleştiriyor. Ve bu şekilde kampanyamız bitiyor. Peki çok kısa bir sorum olacak sana burada. Lütfen ben de nefes alayım o soruda. Yani şimdi bence Arcturus bunu bilerek yapıyor ama sen ne düşünüyorsun soruyorum. Çünkü yani o oynadığın oyunun ilk çıktığı dönemlerde çok şey vakıf değildik ama StarCraft 2 geldiğinde böyle biraz geriye dönük ya işte hadi bakalım StarCraft 1'de ne olduydu bir hatırlayalım deyip tekrar oynadığımda sonra falan oldu. Reddit'e falan girdik. Şuraya buraya baktık. İnsanlar hep şeyi savunuyor. İşte aslında Arcturus Manx yani onu o başka şekilde de öldürebilirdi ama gerçekten de o gezegende terk etmek zorunda kaldı. Kerrigan için. Zorunda değildi ya. Almak istese alırdı yani. Yani bununla ilgili kesin bir bilgi yok ama hani... Ha, öyle yorumlanıyor dedim zaten hani net aha, insanlar yani konuşuyor hiç değil mi? Hiç değilse şey yapabilirdi yani. Rainer sen çok mu istiyorsun? Al şu gemiyi yapabiliyorsan yap da diyebilirdi mesela. Onun medivyakını alsan gitti. Yani. Tamamen kapattı kapıları. Yani çünkü ben de aynı şekilde yani senin aynı şekilde düşünüyorum. Arcturus bunu biliyordu. Hatta bu planı da yani Sarah Kerrigan yapacak şekilde özenle planladı. Ve o yüzden
onu oraya gönderdi. Hem işini halletmiş oldu hem de babasının intikamını nacizane almış oldu. Aynen. Ya bir yandan şu tarafı da var. Üçüncü bir tarafı da var tabii. Hani yani, ya da bir dediğinin diğer tarafı gibi düşünebilir. Hani bu şey vardır ya böyle. Ucu açık hiçbir şey bırakmamak. Yani bir plan yapıyorsun işte. Hani klasik böyle şeydi işte. Banka soygunu yaptık. Ama bunu bilen hiç kimse kalmamalı falan. Hepsi öldürürler falan böyle. Hani bir tek ben kalayım falan gibisine. Hani belki şu da tartışılabilir. Yani bizim kumandan gibi, Rainer gibi, Kerrigan gibi hani kendisine tamamen sadakati de belli olmayacak. Yani karşı çıkabilecek. Çünkü Kerrigan falan karşı çıkmaya başlamıştı sonuna doğru. Bu tarz tiplerin hepsini belki de temizleyecekti. Yani Rainer ayrılmasaydı onun da başına bir şey gelebilirdi. Bu da düşünülebilir ama yani tesadüf değil bence. Ama ben yani şunu da söyleyeyim. Açıkçası bunu uzun süreç sorgulamadım. Daha yeni ben hatta geçen Twitter yazdım böyle. Hani bir an şey oldum. Hatta kitabı dinlerken bir dakika bunu Kerrigan orada bıraktı. Aa falan böyle parçalar birleşti böyle. Matematik mimi oldum falan böyle yani. Hı. Çok da yalan olmasın. Daha önce düşünmemiştim ama hani aklıma girdiğinden beri de aşırı mantıklı geliyor. Bence o yüzden kasıtlı yani. Eyvallah, tamam. Devam edebiliriz. Bu ara yayından da hani şey soru geliyor. Zork Campaign'e devam edecek misiniz? Evet. Yok, full devam. Full gideceğiz. Gittiği yere kadar. Uyumak yok gerekirse falan. Yani. Evet, şimdi gelelim Zorg'e. Evet. Şimdi Zorg şey başlıyor. Ben onun başlangıcını çok sevdim. Şimdi Zorg'ün kısaca bir yapısından bahsetmek istiyorum. Çok kısa. Zorg derken Swarm, yani First Swarm, evet, Overmind. Zorg Swarm, aynen. Değil mi? Şimdi orada bir Overmind'ımız var. Yani Overmind bir fiziksel bir şey yok. Tüm zihinlerin, tüm o kontrol yani şeyinin başında böyle bir üst bir zihin. Tamam mı? Yalnız tabii yani kontrolü biraz daha kolaylaştırmak için Overmind şeyler yaratıyor. Cerebrut diye yaratıklar yaratıyor. Cerebrut böyle ya kocaman bir larva gibi bir şey. Bir iğrenç, tiksinç bir şey. Bu Cerebrut'ların da güçlü yani şeyleri var. Hani onun gibi kontrol şeyleri var. Ve her Cerebrut da farklı bir şey veriyor. Yani kendine has bazı işte özellikleri oluyor. Böyle işte belli türler yaratıyorlar kendine. Hani belli bir özgürlükleri var gibi. Yani günün sonunda hepsinin bağlı olduğu yer Overmind ve ona karşı çıkma şansları yok. Ama hani bizim şey gibi düşünün. Biz yapay zeka bir şey yaratıyoruz. O yapay zeka kendi kendine bir şeyler yapıyor ya. Hani senin yaptığın kodlamanın dışına çıkamaz. Ama senin her bir şeyi sürekli yapmandan da seni şey yapıyor yani. Serbestleştiriyor seni. Kendi kendine bir şeyler yapabiliyor. Biraz onun gibi. Cerebrut'lar var. Cerebrut'ların altında da işte Queen'ler var, kraliçeler ve Overlord'lar var. Bunlar doğrudan biraz daha böyle günlük şeyleri kontrol etmek üzerine böyle bir yapısı var. Eyvallah. Çok şimdi, kısa girdim abi. Daldım araya. Nasıl söyleyeyim? İsimler geçti diye söyleyeyim arkadaşlar. Oyunları oynayanlar diyorum ama artık demeyeyim. Yok, demeye devam edeyim. Oyun oynayan arkadaşlar bunu bilecek. Terran oynuyorsanız siz Commander'sınız. Zerg oynuyorsanız Cerebrut'sınız. Protoss oynuyorsunuz da Executor'sunuz. Bu arada onu belirteyim. Cerebrut'u tanımlamışken. Çünkü Executor'dan bahsettik. Commander'dan biraz bahsettik. Cerebrut'tan da bahsetmişken söylemiş olayım. Aynen. Evet, tam dediğin gibi böyle şey. Bu arada StarCraft'ın şeyi çok güzeldir. Yani o dönem içinde çok değişikti. Hiç, yani bu kadarı yoktu böyle. Bir briefing ekranında başlar işte. Konuşan herkesin böyle portresini görürsün falan. Şeyle başlıyor. Cerebrut'uz böyle. Gözümüzü ilk defa açıyoruz. Ve de Overmind işte bize bir şey. O da Overmind'in konuşmaları çok böyle ne diyeyim yani hani dini kitaplarda şey sözler vardır ya böyle şüphesiz ki biz böyle işte bahsettik. Böyle ki böyle şüphesiz ki bilmem ne yaptı. Hani o tarz bir ağzı var Overmind'in böyle biraz tanrısal diyeyim kendi içinde yani. Biraz böyle, o da böyle etkileyici böyle kimsenin böyle konuşması beklemiyorsun böyle. Ve şey Cerebrut olarak hani bir de her Cerebrut'un dedim ya böyle bir olayı var falan diye bize bir tane şey veriyor. Senin diyor çok önemli bir görevin var. Bir tane koza var. Bu kozaya bakacaksın. Al bunu diyor. Büyüt bunu diyor. Tamam mı? İşte bir iki bölüm biraz böyle şey işte. Başka bir Cerebrut geliyor. Şimdi sana zörgleri nasıl çoğaltacağını öğreteceğim. Falan şeklinde böyle hani şey. İşte, zörg mekaniklerini öğretiyor yani. İşte kozadan bilmem ne çıkar. Larvadan bilmem ne olur falan. Çünkü üç ırkın mekanikleri bayağı farklı StarCraft'ta. İşte öyle bir iki bölüm geçiyor. Bu koza bu arada gittikçe böyle şey işte başta böyle dandik bir koza. Sonra gittikçe böyle büyümeye böyle daha bir heyecanlanmaya başlıyor falan.
Ondan sonra orada bir cutscene görüyoruz. Şey böyle. Yani değişik görüntüler falan. Biz bu arada şeyle de bağlıyız. Yani o Koza'yla biz direkt bağlıyız. Koza'daki varlık. Hani Overmind bunu söylüyor. Sizin diyor zihinleriniz bir. Hani o biraz bir nevi Koza'nın gözünden biz böyle şeyler görmeye başlıyoruz. Bu değişik işte Terran'lar, bilmemler falan. Ve Kerrigan'ın sesini duyuyoruz böyle. Bana yardım edin falan mı diyor. Beni kurtarın mı diyor. Öyle bir şey oluyor böyle. Sonraki bölüm şey. Koza artık açılacak. Koza'yı savun. Ve karşımızda Rainer var. Ondan sonra bir tane daha galiba Terran gücü var. Rainer şey diyor, Kerrigan'ı duydum, onu kurtarmaya geldim falan bunda. İşte diğer grup böyle, siz buraya gelirseniz sizi böyle yaparız falan da galiba. Öyle bir çok şeyli de protest. Samir Duran neyse, değil mi? Yok yok, Samir daha ortada yok. Aynen, Jimmy diye direkt sesleniyor aynen. Arkadaş doğru hatırlamış. Ve şey, yani işte onlara karşı savunmayla başlıyor. Sonra Koza bölümün ortasına açılıyor. Koza'nın içinden Sarah Kerrigan çıkıyor. Kerrigan meğer öldürülmemiş. Kerrigan burada pisçik güçleri de var ya. Bizim Overmind'de pisçik bir şeyler asimile etmeyi bekliyor ya. Almış onları, kendine şey yapmış. Sarah Kerrigan'ı bize yaratmış. Kerrigan böyle şey. İşte böyle o değişik garip şey gibi, dreadlock gibi şey gibi, saçları böyle bir, orada o kadar da belli olmuyor. İyice böyle canavar gibiydi gerçi. Böyle yaratımsı bir şey dönüşüyor. İşte böyle Rainer falan şey yapıyor böyle. Sana ne yaptılar Kerrigan'ı, lanet olsun falan modunda. İşte Kerrigan şey modunda böyle. Rainer bebeğim, yani kendini aşan bir yerdesin. Sen bir git buradan falan şey yapıyor böyle. Bu arada bir dur, Sylvanas Sarfang falan diyormuş. Onlara çok şey yapmıyorum. Neyse, yani sonuçta bizim Koza'nın şeyi Kerrigan çıkıyor. Kerrigan'ın ondan sonra birkaç böyle şey görüyor. İşte şuraya gidelim, buraya gidelim. Şeyi var özellikle önemli olan. Bu şeylere, ghostlara psychic inhibitor diye, yani fizik güçünü azaltan bir çip takıyorlar. Kerrigan onu çıkarttırıyor. Bir yere böyle baskın yapıyor falan işte. Böyle Terran teknolojisi bilmem bir şeyler. Bu arada Kerrigan, yani insanların pisçik güçleri 1 ile 10 arasında değerlendiriliyor. Hani işte 1'den 5'e kadar mesela hiç pisçik gücün yok galiba. 6'da böyle biraz işte sensitive oluyorsun. Biraz da yani bir duyarlılığın oluyor. İşte 7'de biraz işte hissetme falan. 8 bilmem ne, 9, 10 falan çok güçlü böyle hani insanlara göre yani. Kerrigan'ın seviyesi 1-10 arası skaladaki Kerrigan'ın seviyesi 12. Tam Kerrigan öyle bir şey. Yani bu Zerg'den, Merc'den, her şeyden bağımsız olarak yani. Bir de üstüne işte Zerg'ün verdiği şeyler böyle falan. Kerrigan bayağı hayvan bir şey oluyor. Üstüne üstlük bir de böyle diğer Cerebrit'lara artistik falan yapıyor böyle. Sen bana ne diyorsun lan? Akıllı al falan yapıyor böyle. Cerebrit'lerin şey yapıyorlar böyle. Ne oluyor ya, sen bana ne biçim Overmind bakar mısın buna falan yapıyorlar böyle. Overmind de şey bunda. Canım sen onu takma, şüphesiz ki bizim bile bildiğimiz vardır falan şeklinde. Böyle hani o zaten benim altındadır, korkmana gerek yok falan gibisinden, ben onu bilerek öyle yaptım gibisinden bir şeyler söylüyor falan. Neyse. Bir noktada şey oluyor. Kerrigan'ın karşısına şey geliyor. Tassadar geliyor. Bu arada Tassadar'ı şimdi ilk defa duyduk bu yayında. Tassadar bir Protoss egzekütörü. Hani bu tepeden yağdıran vardı ya. İşte o Tassadar. Yalnız Tassadar onu bir kere yaptıktan sonra bir daha yapmak istemiyor. O yüzden zaten o hani Rainer'e bizim kaçtığımız yer var ya, niye orada saldırmıyorlar? Çünkü Tassadar artık böyle insanları katletmeyi içine yediremiyor. Böyle bir abimiz Tassadar. O hakkında çok bir şey bilmiyoruz o sırada. Önemli değil. İşte böyle Tassadar Kerrigan'a şey yapıyor böyle. Sen ne biçim, yani onu, galiba bir yerde beraber savaşıyor muyduk bir yerde? Çok emin değilim. Neyse, önemli değil. Sonuna doğru biraz daha oyun. İşte o olacak zaten. Bu noktada ilk karşılaştık, yani burada Kerrigan Zerg'e dönüştükten sonra karşılaştıklarında Tassadar böyle şey falan yapıyor işte. Senin gibi asil bir yaratık neye dönüşmüş? Asil bir canlı insan neye dönüşmüş falan. İşte Kerrigan diyor, sen önce kendine bak, ağzın yok, hayvan herif falan. İşte böyle bir atışıyorlar falan. İşte Kerrigan diyor, senin zaten güçlerinin geçen sefer daha fazlaydı. Biraz böyle ezik mi oldun? Ne oldun? Falan yapıyor. Tassadar da şey yapıyor. Gücün mü azalmış, yoksa senin gibi çoluk çocuğun karşısında göstermiyor muyum acaba? Falan diye böyle. Bildiğim bir dalaşa giriyorlar. Böyle Kerrigan, sen bana yürüyün lan falan deyip dalıyor. Yani güçlerini Tassadar'ın olduğu yere şey yapıyor. İşte Tassadar diyor ki, öyle şey yapmayayım. Teke teke yerli işte delikanlıysan falan yapıyor Tassadar böyle. Kerrigan da hayat tamam lan, gelirim lan falan yapıyor. Orada işte hani Zerg oynuyorsun zaten. Tassadar'ın güçlerini yeniyorsun. Böyle Tassadar'ın olduğu bir şey var, tepe var böyle. Oraya Kerrigan'ı indiriyorsun. Kerrigan Tassadar'a bir tane çakıyor.
tasadar böyle pişşş diye yok oluyor. Sonra anlıyoruz ki tasadar şeymiş, illüzyonmuş. Evet. Bu protostlar da ne biçim ezik ya falan yapıyor Kerrigan böyle. Sonra sonraki bölümün briefingine girdiğimizde bir haber alıyoruz. Şimdi burada yine kesik bir bilgi veriyorum. Ben diyelim ki bir zörgüm. Biri beni öldürdü. Ne oluyor? Hemen Overmind beni tekrar yaratıyor. Yani zaten düz bir yaratıksa önemli yok da Cerebut bile olsan Overmind seni tekrar yaratıyor. Yani sorun değil. Çünkü zaten genetik kodu bilmem ne elinde. Kerrigan bir dönüyor. İşte şey, bu daha önce sorulmuştu işte. Zas diye bir Cerebut var. Zas ölmüş. Zas öldü falan yapıyor işte böyle. Kerrigan da diyor ki ne var lan işte Overmind'ını tekrar yaratır ne falan yapıyor. Yalnız hayır hayır öyle değil falan, gerçekten ölüyor Zas. Gerçekten ölmekle kalmıyor. Overmind böyle bir yere bir kapanıyor, bir şey oluyor böyle, bir kendinden geçiyor. Yani o sırada işte o şeyden dolayı bazı zorluklar kontrolden çıkıyorlar falan filan. Biraz oralara şeyde benziyor bu arada, hani işte her zaman bir Lich King olmalı çünkü yoksa kontrolsüzce Azeroth'a saldırırlar falan gibisinden. Burada da böyle bir Cerebut Overmind olmayınca zorluklar kontrolden çıkıyor falan. Neyse. Ondan sonra Overmind geri geliyor. Diyor ki çocuklar diyor, geri geldim ve de çok önemli şeyler söyleyeceğim. Çünkü bunu protoslar öldürüyorlar şeyi, Zas'ı. Yalnız onlar birleştiği anda yani zihinlerimiz birbirine, onlar Zas'ı öldürdüklerinde zihinlerimiz o protoslarla birleşti diyor. Ve de Overmind protosların ana gezegeni olan Ayr'ın yerini öğreniyor. Bunu öğrenmesiyle beraber hayvani bütün, yani ne varsa böyle işte şeylerle elinde ne varsa Over şeyin Ayr'ın üzerine yürüyor. Böyle bütün şeyimizin sonu o yani. Ayr'a saldırıyoruz. Ayr'a yerleşiyoruz. Ve ilk defa Overmind kendine fiziksel bir form yaratıyor. Böyle hani o Zerg'lerin ana binası vardır böyle işte. Hatchery falan böyle işte. Larvalar çıkan bir şey. Böyle en büyüdüğünde o upgrade oluyor böyle. İşte yandan böyle şeyler çıkan falan bir şey olur. Böyle onun çok daha devasa, hatta cutscene'i var böyle hani. Uzaktan bir yerden bir dağ gibi bir şey var. Dağın tepesinden böyle kocaman kollar çıkıyor falan, böyle garip bir şey formu var. Şu anda atıyorum chat'e. Yerleşiyorlar. Eyvallah. Ve de Zerg kampanyamız burada sona eriyor. Ayr ile geçiyoruz. Deadlost'tan gelmiş My Life for Ayr. Evet, yani Protoss oynayanlar o sesi çokça duyarlar. Yani Protoss'lardan böyle çok ikonik şeyler, böyle naralar duyarsınız işte. Entaru Adun, Entaru Tassadar, Entaru Artanis gibi, işte My Life for Ayr gibi. Ayr da buydu. Yani ana gezegenleriydi. Bu çokça adı geçecek, çok şey yapmayayım çünkü bir yerden başlasam başlayacağım. Hikaye akar gider orada. Phoenix'ler falan filan gidecek. İşin içine aynen, 8 zaten kere ölecek gelecek falan Phoenix. Aynen. Hiç girmiyorum böyle. O sen suyunu içtin mi bu arada? falan neyse. Bir böyle şey, anlattırıyor gibi yani oluyorum ama sıkıntı yok değil mi? Yani böyle şey oldu yok, biraz. Yok. Bir sıkıntı yok abi. Görkem bilir bu işkenceyi ben tarafından yapıldığı için. biraz iyi oluyor be. Böyle bir önden bir teaser gibi şeyler giriyor, sonra o araları dolduruyor. Ben böyle başlıyorum böyle, sonra bir top atıyorum, o da şey anlatmaya başlayınca güzel oluyor aslında. hem dinlemiş oluyorsun hem de detay gereken yerlerde girebiliyorum. Bir de mesela suikastta demiş, anında link geliyor. Aynen, yani altta naçizane boş durmuyorum. Sizlere uygun görselleri, uygun metinleri de aynı anda atmaya çalışıyorum diyeyim. Ve olalım mı artık egzekütör? Evet. Bundan sonra da başlıyoruz Protoss kampanyayı. Protoss kampanyayı böyle ağır bir böyle piyano testleriyle başlayan bir müzikle giriyor böyle şeye. Ne diyeyim, briefing ekranına. İşte Ayr işgal edilmiş. Hani Protoss ve yıllardır, hani çok uzun süredir hatta başka kimseye karşı yenilgi görmemiş. Yani kendilerinin bir zaman Tanrı gibi baktığı Zelnaga'ya bile saldırmış. Ancak kendi kendilerine karşı bir şeyler olmuş. Protoss yenilmişler ve ana gezegenler istila altında. Bu şey altında işte biz de bir egzekütörüz. İşte bir nevi kumandan yani. Başta böyle biraz işte savunma görevleriyle başlıyor. Orada Phoenix'le tanışıyoruz. Phoenix de başka bir egzekütör, yanlış hatırlamıyorsam. Böyle işte evet, şey, bu protosların şeyleri var. Yani bir böyle fiziksel olarak savaşan adamlar var. Onların da böyle fiziksel diyorum ama
hani psikik güçleriyle böyle çıkardıkları bıçakları falan var bu işte. Zealot yani hani birimleri. Ondan sonra ondan hatta klasik yani o My Life for Hire lafı onların oyundaki şeyleriydi. My Wife for Hire diye de bilinir. İşte şey böyle bir Zealot arkadaşımız Phoenix. Kendisini zaten direkt sağda tanıyoruz yani böyle. Cesur, delikanlı adamın dibi bir şey. Ondan sonra işte böyle orayı savun bilmem ne falan. Arada böyle şey çıkıyor işte. Bu Tassadar'ın şu açıkçası buradaki olayların tam sırasını bir %100 hatırlamıyorum. Düzgün bir şekilde sunmaya çalışacağım önemli şeyleri. Tassadar geliyor ortaya. Diyor ki gençler diyor önemli şeyler söyleyeceğim falan. Yöneticiler bile Tassadar diyor. Sana bize onları temizleme emri verdik. Sen onu yerine getirmedin. Bak ne yaptın falan gibisin. Hani buradaki şeyi olayları biraz da Tassadar'ın suçu gibi. Yani suçu gibi değilse de Tassadar'ı suçluyorlar. Hani hiç değilse emirlere uymamaktan. Yani sen diyor Templar'sın. Sen böyle herkese örnek olman lazım. Templar da biraz daha böyle pisçik tarafına böyle hani daha düz savaşı geçmiş aşmış abiler böyle. Sen herkese örnek olacakken yaptığın şeye bak falan şeklinde böyle biraz Tassadar'ı şey yapıyorlar. Üzüyorlar deyip. Ondan sonra bir düşüneyim. Orada şey oluyor işte. Şimdi bırak onları falan yapıyor Tassadar işte. Diyor ki yani şey bak bu Zerg'ü öldürmenin bir yolu var diyor. O da diyor ki şey Dark Templar. Yani o yıllar önce sürgüne şey yaptığımız. Bu arada benim şu an sesim geliyor mu? Geliyor. Problem yok. Benim internet bir şey oldu sandım. İyiymiş tamam. Yayın bir şey yaptı. Sıkıntı yok. Tabii şeyler kesinlikle kabul etmiyor. Yani, ne sen işte bu şeydir yani kafirlik bilmem nelik heresi bunlar falan şeklinde kesinlikle şey yapmıyorlar böyle. Biz onları öldürürüz gerekirse biz protosuz falan modundalar böyle. Tassadar hani böyle abi öyle değil diye anlatmaya çalışıyor dinlemiyorlar. Orada şey oluyor. Dur bakayım. Önce neyse hangisi önce oldu çok önemli değil. Phoenix delikanlı Phoenix var ya ve de bizim Commander yürüyorlar orada bir Cerebut bulmuşlar böyle. Cerebut'u öldüreceğiz falan şeklinde yürüyorlar böyle. Gerçekten de bayağı iyi bir güç topluyorlar. Oradaki yani bizim tabii protosu oynuyoruz yani. Orada temizle temizle gidiyorsun. Cerebut'u da öldürüyorsun. Şu an bir şeyin sırasını yanlış anlattım gibi geliyor ama önemli değil. Sanırım bakıyorum ben. Eyvallah. Ama ondan sonra Cerebut geri geliyor. Yani tekrar yaratılıyor böyle. Bunlar da abi biz bunu öldürmüştük bir dakika falan derken orada Phoenix'i harcıyorlar. Tamam doğru yani sıkıntı yok. Şey de Antioch. Aynen Antioch Savaşı. Hı hı. Phoenix'i maalesef böyle ama yani o Phoenix böyle şey yani iki görevde çok seviyoruz. Böyle biraz Reinhardt havası var Phoenix'te böyle coşkun bir savaşçı yani. Sevilisi bir karakter. Bu arada şey oluyor işte Tassadar'ı önce şey yapıyor. Tassadar şey yapıyor tamam diyor yani eğer yargılamanız gerekiyorsa ben halkımıza güveniyorum. Yeter ki savaşmayalım falan yapıp böyle kendini teslim ediyor. Ama sonra bunu hiçbir şekilde dinlemiyorlar. Bu arada şey geliyor ortama. Zeratul geliyor. Sanırım önce Tassadar teslim oluyor sonra Phoenix ölüyor. Sonra Zeratul geliyor. Zeratul Dark Templar. Yani o sürünmüş şeylerden. İşte onların varlığı falan iyice ortalığı karıştırıyor. Sonra biz Commander olarak şeyi kaçırıyoruz. Tassadar'ı kaçırıyoruz. Şeyini böyle protosun niye bir küçük ufak bir iç savaş gibi bir şey çıkıyor orada yani bir arbede çıkıyoruz protos şehrine dalıyoruz falan filan böyle şeyler var neyse sonra Tassadar şeyi anlatıyor bak diyor ki yani bu iş diyor bizim kullandığımız Kala yani tarafındaki enerjiyle Dark Templar'ın kullandığı Void enerjilerinin birleştirilmesi sayesinde ancak böyle bir şey yapabiliyor bunu yapmadan Zerg'ü öldüremezsiniz o yüzden siz yaptığınız zorluk. Çünkü şey diyor böyle hani bunlar öldürülebilirdi, öldürülemiyormuş sizin yüzünüzden falan şeklinde. Hani anlatıyor bak bu ikimizin bir arada olması falan gibisinden. Neyse oradaki dediğim gibi açıkçası %100 hatırlamıyor ama olayların sonunda şu oluyor. Orada ormanın etrafına bir saldırı düzenliyoruz. Tassadar onun bir Gantrion muydu? Neydi? Öyle bir hani dev böyle şey var yani carrier diye gemiler var devasa. Onun gemisi var. O geminin içinde böyle iki tarafın enerjilerini kullanmayı da öğreniyor bu arada Tassadar. Onu herkes yapamıyor yani. Adun gibi aynen. Bunları kullanmayı öğreniyor. O gemisinin de şeyini kullanıp böyle işte bütün enerjilerle Overmind'in bildiğin böyle ağzının içinden giriyor. Kendisi de yok oluyor.
Ama o patlamayla birlikte Overmind da yok oluyor. Ve de bu şeyin sonunda Protoss kampanyasını bitiriyoruz. Hoth'ta Zeratul da var. Şey de var. Tasadar da var. Hatta arada, Phoenix de var. Tasadar'ın... Phoenix'in başka bir versiyonu var. Geleceğiz ona. Kendisini feda ettiği anın resmini atıyorum. Evet, o süper geminin adı Gantry Thor. Deadlaws da söylemiş. Bakıyorum var mı ekleyeceğim, ilave edeceğim. Yok, aslında dediğim gibi hiç şeysiz gidiyoruz. Eksiksiz maşallah. Gidiyoruz. Sadece... Bu arada evet, şey detayını ekleyeyim. O tam nerede oluyordu hatırlamıyorum. Bu Protoss'ların şöyle bir olayı var. Savaşta ölenler, hani mesela Zealot diyelim ki savaşıyordu. Böyle bir şeyler yedi, öldü böyle. Yani ya da ölümcül bir şekilde yaralandı. Hemen bunların ışınlanma teknolojileri çok ileride. Hemen geri ışınlıyorlar. Zırhın içinde ya, zırhı ışınlayınca adam da gelmiş oluyor. Bazen mümkün olduğu zamanlar ve hani kendileri de bunu istiyorsa, yanılmıyorsam hani adamın mesela diyelim ki işte belde aşağısı gitmiş artık böyle. Olduğu kadarını alıp Dragoon diye böyle dört bacaklı robotlar var. Onların içine yerleştiriyorlar. Adam bir savaşçı olarak hani tırnak içinde hayatına devam edebiliyor. Phoenix de bu şekilde hani o savaş düşüyor ama hani ışınlanmasıyla birlikte şey kurtarıyorlar. Ve de Phoenix bir Dragoon içinde savaşmaya devam ediyor. Bunu da ya burada ya burada karşılaşacağız. Emin değilim ama onu da aklıma gelmişken söylemiş oldum. Hatta şey arkadaşlar, yani Heroes of the Storm oynayanlar bilir. Phoenix'in oradaki formu Dragoon formu. Aslında oradaki formu Dragoon formu da değil. Yani hem evet hem hayır. Ama ona geleceğiz. Gerçi evet değil mi? Dragoon formu. Şey değil. Purify değil. Hayır, o. Doğru doğru. Kesinlikle. Evet evet. Ben de şaşırdım bir an böyle. Ben bir an şey Legacy of the Void'dakiyle benim bir şey yap. Ha yok. Evet. Şimdi çok kısa bir şurada bir şeye bakıyordum. Eksik bir şey söyleyeyim miyim diye bakıyorum. Yo, bakıyorum ben de bir yandan çok detaylı şeyler var arada, yani böyle hani az önce söylediğin gibi böyle görev bazlı detaylar var. Onun dışında atladığımız böyle büyük lore sıçramaları yapmadık. Aynen. Yani Brood War'a kadar geldik. Evet, şimdi Brood War'da StarCraft'ın bu arada şeyi, yani aynı zamanda aynı isimli expansion paketi. Brood War'un da aynı yapıda 3 tane kampanyanın var. Ama bu sefer neyle başlıyor? Protoss, Terran, Zerg diye gidiyor. Bu sefer başlama şeyimiz böyle. Şimdi Protoss başlangıcımız şey. İşte Aur hala yani işgal altında, Zerg yani tamam Overmind gitti ama Zergler hala orada manyak manyak saldırıyorlar. Hani benim dediğim işte Lich King olmazsa Scourge şeye saldırır modunda. Böyle bir portal açıyorlar. Bu arada şey de orada, o nasıl oluyordu onu hatırlıyorum. Raynor da bu arada arada şeyde yardım ediyor yani Protoss'a. Böyle zaten Protoss biraz böyle hani onurlu falan ya, böyle Raynor da delikanlı bir adam, iyi anlaşıyorlar. O yani. Biraz da şey vardı hatırlarsan. Phoenix de galiba onun arası iyiydi. Hem Phoenix'le arası iyiydi, yani Phoenix'le dostla, oradan zaten işte Artanis'le olan muhabbeti arkadaşlığı da o şekilde başlıyordu. Bir de Kerrigan'ı kovalamacası vardı onun. Hani Kerrigan'dan vazgeçmediği için biraz evet, 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 evet. Doğru. Yani başta şey şeklinde, onun sonra değişecek. Yani başta biraz Kerrigan'ı bu durumdan kurtarayım falan modu. Hani Kerrigan'ın durumun kurbanı olduğunu, Overmind'in kontrolünden, işte Zerglük'ten kurtarması falan gibisinden biraz başlıyor. Evet. Brood War'da biraz daha farklı bir yöne kayacak. Ya Kerrigan'ı kovalarsın diyorsun da öyle dikenli mikenli bir şey yani o... az önce attığım videodaki gibi Kerrigan düşünmeyin. Hatta Raynor'ın kafasındaki de o. Overmind'ı durdurursam işte iyileştirebilirim modunda. O StarCraft 2'nin mevzuları çok farklı yerlere gidiyor zaten konu. Aynen. Bir de StarCraft 1'deki Kerrigan tipi daha çirkin. Yani 2'de biraz daha seksi. Yani 1'de daha bir canlı. daha seksi. Yani. Ya öyle öyle. Öyle ama ya. Böyle topuklu ayakkabısı bile var yani. Her şey formu yani. Zerg formu. Aynen. İlkinde bir de zaten şey yani o zamanki artık ne diyelim grafik teknolojilerinden mi kaynaklanıyor olsa gerek, böyle çok yüksek kaliteli şeyler yok. Sadece kafalar var böyle sağa sola dönen. Ha, orası da öyle yani. Hani 5 pikselde ne kadar detay verebilirsin. Gerçi ben severim yani StarCraft'ın grafiklerini.
Ama o biraz benim o zamanlar oyunu çok sevmemden herhalde. Ya hazır bunlar böyle biraz rölantiye almışken şeyi söyle, şeyi sana sorayım. Şu remaster'da oynama imkanını buldun mu StarCraft 1'i? Tamam. Nasıl? Değer güzel mi? Benim gördüğüm en iyi remaster oyunlardan bir tanesi yani. Peki kartununu oynadın mı? Evet. Ya o inanılmaz bir şey. Yani bilmeyenler için Carbot Animations şey yaptı. Carbot'u biliyor mudur? Biliyoruz yani. Evet, evet. Biliyoruz. Biliyordur herhalde çok kişi. StarCraft 2'nin şey pardon StarCraft 1'in bütün modellerini kendi tarzında yaptı adam. Ve bunu oyunun içine hani satın alabiliyorsun işte 10 dolar mı 5 neyse işte. Yani şey değildi bu arada. Sadece birimler falan değil abi. Böyle o briefing ekranları falan da değişiyor ve yani ana menü de değişiyor. Yani en saçma şeyi böyle hani o da diyorum ya böyle işte ağır bir müzik ağır yok olmuş falan. Ama orada böyle işte camın içinde böyle kafası sığmayan Phoenix konuşuyor falan böyle saçma sapan. Çok çok başarılı yani. Çok iyi. Ya ben onu yani YouTube'dan takip edebiliyorum tabii. He, nasıl söyleyeyim? Naçizane her şeye erişme imkanım olmadı. Böyle görüyorum falan. İnanılmaz komik kartun şeyleri. Çok iyi ya. Ya bir de iyi. Şeyi gördüm. Remastered'da biraz e-spor yapmışlar. Hani eski o yavaşlık vardı ya hani hatırlarsan. İşte 20, evet. 20 tane Zeolot basarsan oyunu kazanırsın falan. Modları böyle biraz şey geldi. Böyle güzel geldi. Böyle nostaljik geldi. Bir de o grafiklerin yani iyileştirilmesi. Yani Warcraft 3 çok eleştiri almıştı. Aslında ben çok beğenmiştim remastered grafiklerini ama StarCraft'ta görememiştim. O yüzden bir sorayım dedim. StarCraft'ta bir de yani şey de var. Yanlış da söylüyor muyum ama yani oyunun sistemlerine dair hiçbir şey değişmedi. Değişen şeyler de hem orijinalde hem remaster değiştiği için mesela remaster olan biriyle normal birisi oynayabiliyor. Warcraft 3'te mesela yanlış anlamadıysam remaster almayanlar eski serverlarda oynayamamaya falan başlıyor. Öyle bir şeyler oldu falan yani. Hani onlar gerçekten tepkiyi hak eden şeyler oldu. Yanlış anlamıyorsam. Yok hani grafiksel anlamda. Ama remaster'da yani. Aynen sadece grafikler farklı ve dediğin gibi hani hala eski tarzda işte turnuvaları da. Gerçi StarCraft'ın turnuvaları zaten hiç bitmemişti ilginç bir şekilde. Öyle bir manyaklığı var ama biraz daha gazladılar da işte. Devam ediyor yani. Tabii canım. Neyse. Ama ben... yani StarCraft çok zor ya. Yani böyle gidip oynayamıyorsun. Yani 1 de öyle, 2 de öyle. Multiplayer'ı çok sıkıntı. Yo açıkçası ben 2'deki o co-op olayına bayıldım ya. Tek kelimeyle co-op bayıldım. Güzel. Ben düz hani 1v1 şeyden bahsediyorum. Multiplayer'ı. Eyvallah. Ya hatta ben co-op çok güzel. Bundan sonra da StarCraft'la ilgili işte 3 çıkacaksa, 5 çıkacaksa kesinlikle co-op olmalı yani. Ve hatta campaign co-op'ları falan getirilmeli diye düşünüyorum yani. Bazı ülkelerde oyunsal olun kabul edildiği doğru mu? Vallahi Güney... Ya yani... o Güney Kore'de patladığı bir dönem var. Yani öyle bir de yere denk geliyor ki Korelilerin de tam böyle bir anladığım kadarıyla hani bir eğlenceye bir şeye ihtiyaçları olan bir dönem. Çok patlıyor yani. İnanılmaz Kore'de şey ama yani şey de değil böyle efsaneler var ya. Kore'de StarCraft'ı duymayan yoktur. Herkes prosuymuş falan. O kadar değil yani. Ama çok da büyük. Şey de değil. Hani, ya, ama bizde mesela... Kore'lilerin çok... atasporu diyorum ben. Utku öyle diyor. Korelilerin atasporu diyorum ben ya işte. Ya öyle diyoruz canım tabii. Çok 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 acayip yanının patlaması. Zaten yani herhalde aynı dönemlerde StarCraft aslında e-spor kavramını başlatan oyunlardan bir tanesi. Aynen abi. Diğeri herhalde Counter-Strike'tir. Ama o kadar da bilinmiyor. Çünkü çok yani şey böyle bilenler biliyordu biraz. O zaman e-spor da daha yeni bir konsept olduğundan. Asıl popülaritesi tabii sonradan geldi ama efsane bir şey vardır yani. Da yani biraz da biz şey diyelim hani Türkiye'yi Türk olarak yorum yapıyoruz. Yani StarCraft dünyada gayet nasıl söyleyeyim nüfusa sahip bir oyun yani. Yani orada bir Medic ismi gördüm bu arada. Medic zamanı. Medic zamanı. Abi evet SC'nin Türkiye'de bir komünitesi vardı. Hatta biz oraya bir ara serverları yani şöyle şimdi Türkiye'de bir dönem zaten oyun orijinal olarak yoktu. Bizim SC komünitesi de kaçak yani kopya şeylerden kaçak serverda oynuyordu. Sonra bir ara serverı kapatmaları gerekti. Biz o sırada ben şeyde üniversitedeydim. Üniversite internetiyle bize şey açmıştık. Bir ara server bizim bilgisayarda çalışıyordu böyle. Türkiye komünitesi, Medin falan şeyleri. Böyle bir dönemimiz oldu yani. O sırada zaten kopya şey, orijinal versiyonu da geldi.
biraz böyle içli dışlı olmuştu ama hiç beceremiyordum. Hayır, benim oradaki çok yakın bir arkadaşım çok iyi oynuyordu böyle ama şey böyle hani beraber oynuyoruz, adam benim üzerimde böyle eğlencelik taktikleri falan deniyordu. Ben böyle beceremiyordum falan. Zordu ama. Abi diyelim ufak ufak Brood War'unda üstünden geçelim. Evet. Şimdi bir yandan da vakit de geçiyor. Çok toparlaya toparlaya gitmeye çalışacağım. Şimdi Brood War'da Protoss'la başlıyoruz dediğim gibi. İşte Protoss şey, Aur en son işgal altındaydı. Ama Overmind ölmüştü. Etrafta Zerg'ler bilmem neler. Başlangıcı şu. Diyorlar ki abi burada ölmeyelim. Onun yerine Shakuras gezegenine gidelim. Shakuras gezegeninde bizim Dark Templar'ın en son yerleştiği, en iyi öyle şey yaptıkları gezegen. Oraya böyle böyle portal açıyorlar. Oradan Protoss'lar giriyorlar. İşte en son Phoenix ve Rainer, Artanis geçiyor muydu? İşte Artanis'te başka bir Artanis'te var. Artanis geçiyor galiba. Diğerleri işte diğer tarafta kalıp kapatmaya, savaşmaya falan çalışıyorlar böyle. Artanis de galiba bekliyor. Neyse önemli değil. Sonuçta böyle şey, bir grup arkada kalıp portalın önünü kapıyor Zerg'ler girmesin diye. Diğer grup portaldan geçip oraya yerleşiyor. Shakuras da tabii önce bir şey oluyor böyle yani. Bir dakika, bu herifler bizi kovmuştu. Hayvan herifler falan diye, ki hatta şeydir yani. Dark Templar'ı böyle çok tıkladığında hani şey vardır ya, Stark ama Blizzard oyunlarını bilenler bilir. Çok tıkladığınızda birimleri böyle değişik şeyler söyler. Hatta World of Warcraft'ta bile var. Kızar böyle. Aynen, o Dark Templar'ın sesi şeydi böyle hani, bizi işte binlerce yıl şey yaptınız, şimdi yardımımızı mı istiyorsunuz? Sasına falan şeklinde böyle sesleri falan da vardı. Adamın bir öfkesi var yani. Ama bir şekilde işte anlaşmaya çalışıyorlar. Hatta şey de var, Artanis aynen Hobbs'ta var. Bu hani demiştim ya, yönetici sınıf var falan filan, işte karşı çıktılar, yok art tasalara bir şey yaptılar. Oradan önemli bir isim Aldaris, şeyin başı yani o konseyin. O geçiyor ama o da böyle şey modunda, işte biz o şeyiz, buna yapmayız etmeyiz falan, böyle sürekli bir savaş var yani artık. Anlaşmazlık var. Neyse, şeylerin lideri, Dark Templar'ın lideri bir işte şey yani matriark, nedir onun ülkesi bilmiyorum ama yani kadın lider diyeyim. Hani patriarki var ya böyle, hepimiz karşıyız falan, işte o da matriarkiden geliyor, matriark. Razagal diye bir şey yani, kraliçe gibi düşünülebilir. Razagal işte bunları şey yapıyor falan, işte arada muhabbetler. Başta galiba şey nasıl oluyordu? Ha, geçiyorsunuz, geçtiğiniz gibi bakıyoruz Zerg var etrafta. Shakuras'a da Zerg'ler gelmiş. Ama o portlan değil. Başka bir yalan gelmiş. İşte onlara karşı savunma bilmem ne falan filan sürüyor bir süre. O noktada şeyi hatırlamaya çalışıyorum. Ha, orada sanırım Kerrigan geliyor. Bak bunları ben şimdi geçen sefer çok hazırlıklıydım. Bu sefer bir tatile çıktım geldim. Burada bir biraz daha kafamda gitti şeyler. Kerrigan çıkıyor ortaya. Kerrigan diyor ki Overmind diyor gitti diyor. Zerg'ler kontrolden çıktı. Bak hani şey yani beraber savaşalım da bu işi durduralım falan yapıyor böyle. Ondan sonra işte şey söyledi. Zeratul böyle şey olur mu falan, kraliçem ne diyorsun, olmaz değil mi falan yapıyor. Böyle kraliçe şey yapıyor. Zagal evet evet bence de yapalım mantıklı falan yapıyor böyle. Allah Allah yapıp böyle şey yapıyorlar. Neyse öyle bir şeyler oluyor. Bir iki savunma görevi bilmem ne var falan. Bu şu an ben bir kilitlendim ya. Şu an bir şöyle söyleyeyim, ben sana yardımcı olayım. Kerrigan hani o sürpriz çıkışı yapıyor. Dediğin doğru. Orada temizlemelerine şöyle yardımcı olacak. Diyecek ki ben Overmind öldükten sonra hani işte farkına vardım olayların çarçur. Aslında bizi biraz manipüle etmeye çalışacak. Diyecek ki ikinci bir Overmind var. Hani oluşmaya başladı. Onu da durdurmamız lazım. Yoksa yaptığımız her şey boşa gidecek. Tassadar kendini boşa feda etmiş olacak, her şey başa saracak diyor. Aldaris yanlış hatırlamıyorsam. Kızım. Evet evet tamam, şimdi biraz daha şey yaptım. Şimdi orada şöyle bir şey oluyor. Dediğin gibi hani ikinci bir Overmind çıkıyor, bunu durdurmamız lazım. Bak hani ben de yani size şey yapıyorum. Çünkü Overmind beni kontrol etsin istemiyorum tekrar. Yani bakın benim de bir sebebim var sizle beraber savaşmak için falan gibisinden. Öyle bir şeye giriyor. Razagal da diyor ki olur diyor. Ama diyor önce Shakuras'ı kurtarmamız lazım. Nasıl kurtaracağız Shakuras'ı? İşte iki tane şey var. Kristal var. Onları bulacağız. İşte onları tapınağa götüreceğiz. Bilmem ne. Biraz öyle görevler başladı. İsimleri neydi? Onları hep unutuyorum. Uğraş Kahalis yazdı açıda.
Uraş Kalis falan olabilir. Onlar mıydı? Onların başka versiyonları mıydı? Çünkü onlar çıkıyor böyle arada sürekli. Yani özetle aynı kafa. İşte o kristalleri buluyorsun. Ondan sonra şeye götürüyorsun. Tapınağa götürüyorsun. Ben burada şeyi fark ettim. Burada benim ekranım saçma bir şeye dönüşüyor. Sesim geliyor değil mi şu geliyor, an? Geliyor hiç problem yok. Ya. Bilgisayar ilginç bir şekilde dondu şu anda. Yo onun tamam. Feedback'ini neyse, alıyordum ben. Twitch'te bir sıkıntı var diye bizim çocuklar da yazıyor sağ olsunlar. Ama yayın akışında tamam. Problem görünmüyor. Sıkıntı yok, devam. Şey işte böyle şeyler yapıyorum. Orada bir de şey oluyor böyle. Böyle Razakal'ın bir iki şey de batıyor aslında yani ama çok da şey yapmıyorlar. Aldırız sıkıntı yapıyor. Diyor ki bu işte Razakal, işte Razakal demiyor da bunlar işte güvenilmez bunlara. Bunlar Kerrigan'la savaşıyor. Kerrigan'ın yanına saldılar. Bunlar Ayur'a girdi. Ayur'a girenler sizi Abdülhamit'e savunmuş falan deyip böyle bir şeye giriyor. İşte Aldaris'i öldürüyorsun arada. Onunla savaşıyor falan. Razakal işte şey yapıyor. Yani çok üzgünüm ama onu öldür, onu şey yapmamız lazım. Öldürmemiz lazım falan yapıyor. Öyle bir ya Razakal'la ilgili ufak tefek böyle gitgeller oluyor sürekli. Allah Allah falan yapıyorsun lan böyle. Çok da şey değil yani. Bu tanımadığın da bir karakter zaten. Bu şekilde gidiyor. İşin sonunda işte kristalleri buluyoruz. İşte Artanis ve Zeratul'du galiba onlar. Zelnaga tapınağına çıkıyorlar. İşte kristalleri kullanıyorlar. Böyle vuş, enerjiler falan şeklinde yayılıyor. Ve de Shakuras'taki bütün zörgleri temizliyoruz bu şekilde. Protoss kampanyanın şeyi özetle bu. Olaylar dönmüş. Olaylar sırası. Protoss'tan sonra Terran'a geçiyoruz. Terran'da önemli bir olay var. Şimdi hatırlıyorsanız işte gemiler vardı bizim. Gemiler gidiyordu. Kopulü sektörüne zorunlu iniş yapıyorlardı falan filan. Aslında bilgisayarlar bir yandan şeye bağlı. Yani geç de olsa şey de olsa dünyaya bilgi gönderiyorlar. Bizim evet. Şeyler bunun farkında değiller. Kopuldakiler. Orada işte artık bu ULP mi neydi? O şeye dönüşmüş. United Earth Directorate'e dönüşmüş. İşte Birleşik Dünya Güçleri falan gibisinden bir şey dönüşmüş. Bunlar şey yapıyorlar böyle. Oradaki bütün verileri topluyorlar işte böyle. Zerg diye bir şey varmış. Protoss, ilginç falan şeklinde. Çalışmalar yapıyor bilmem ne. Sonra hayvani bir filo hazırlıyorlar. Başında da Amiral Dugal diye bir abi var. Bunu Koprulya'ya yolluyorlar. Hani şey modunda geliyorlar bunlar böyle. Artık sıkıntı yok. Biz geldik. Biz ne dersek o olacak canım falan şeklinde böyle. Ama böyle planlı geliyorlar yani böyle işte. Bunlar zaten insanlar zaten bizim köpeğimiz. Onları biliyoruz. İşte Overmind oluyor. Overmind'imizi ele geçireceğiz. Süper. Protoss zaten onu hallederiz falan şeklinde böyle. Bu şekilde geliyorlar. Orada Dugal karakterinin yanı sıra bir de Stukov karakteri giriyor. İşte o Broodborn açılış sistematiği bilenler vardır. Bilmeyenler hatırlarlar. Böyle elinde prosuyla artist gezen Stukov'umuz. İşte böyle şey hani bir gezegenin üstündeler. İşte Dugal aşağı bakıyor böyle. Zörklere bak hazır mısın sonuna kadar getirmeye falan işte. Gördün mü ya onları ben laboratuvarlarda falan modunda böyle. Öyle değil bunları falan diye bir gaz modunda böyle Dugal. Neyse. Kolla bunlar kanka. Abi sen bir şey mi söylüyordun ben? Yok hayır. Yok yok. Yok hayır. Stukov dedin ya Eda Rus şeyi ya. Şey başladı. Sevdalısı Rus aşığı. Aynen as bayrakları. Stukov öyle. İşte bunlar yani biraz ikisi başı gibi şey bu hareketin. Yeni bir karakter daha giriyor hayatımıza. Samir Duran. Yani Samir Duran biraz ne ödüyor belirsiz. İşte orada bir tip böyle. Bu şeye yardımcı oluyor. UED'in güçlerine yardımcı oluyor. Diyor ben zaten Dominion'u sevmem. Konfederasyonu da sevmezdim. Babamı da sevmezdim falan şeklinde böyle. Ben size yardımcı olayım. İnsan yancılık yapıyor bunlar yani. İlk görevleri yanlış hatırlamıyorsam bu şekilde. Orayı da ele geçirelim. Burayı da ele geçirelim. Bir de şey. Mask yap. Bu Psy-Emitter cihazları vardı ya böyle gidiyorsun yerleştiriyorsun zörgler giriyor falan. Bunun böyle bir büyüğünü yapmışlar. Psy bilmem ne işte. Psy bilmem ne. Yani bir, böyle büyük bir verici bir cihaz yani. Onu ele geçiriyorsun. Onu yanlış hatırlamıyorsam Dugal şey yok edilmesini söylüyor. Bu arada Samir Duran alttan işliyor böyle şeyi Dugal'ı böyle. Yorumlar yapıyor. Bir şey yapıyor. Stukov'a laf çarpıyor falan. Neyse. İşte onun yok edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Stukov diyor ben onu hallederim falan yapıyor böyle. Ondan sonra bir yandan da şeye hazırlanıyor işte. Bu Overmind'ı ele geçirecekler. Yine Overmind'ı.
Benim burada yine bir yardıma ihtiyacım olabilir. Şu an olayların sırasını hatırlamaya çalışıyorum. Nasıl gireyim? Şöyle o gazlama evresi gerçekleşiyor. Manx biraz daha ayrı kalıyor olaydan. Yani Dugal'la yani Dugal geliyor artık yani biz dünyadan geldik. Righteous şeyiz. Nasıl söyleyeyim? Yöneticileriz. Yani buradaki bütün Koprulu sektördeki Terran şeyini hakimiyetini almak istiyoruz diyor. Orada bir kafa şey çıkıyor. Orada hatırlarsan önce o taraftan oluyorsun sonra diğer tarafa geçiyorsun. Hani şey olarak konfederansı demeyeyim de UAD diye geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. UAD'ye karşı olacağız. İşte daha sonra Kerrigan'la zaten şey birleşiyor. Hala ikinci Overmind yok edilmediği için Raynor yan yana olmaya başlıyor. Tamam, ben şimdi şey, burada bir abi eyvallah, ben izin tekrar bölüyorum burada. Estağfurullah. Şey, tamam. Bu cihazı side disrupt bu arada şey yapıyorlar. Ondan sonra dediğin gibi biz burası bizim falan diyor. Tabii ki Manx böyle bir şey kabul etmiyor. Aynen. Sen git de anana bilmem ne yap falan yapıyor böyle. UUD de bunun üzerine yürüyor. Ama UUD alıyor. Dövüyorlar yani böyle şeyi bayağı. Ondan sonra UUD bayağı olayın kontrolünü eline geçiriyor. Ondan sonra da şey. Oranın son sinematiği de Terran şeyinin sinematiği. Bu arada hep sinematikleri söyledim. Protoss'taki sinematik de şeydi o. İşte Temple'dan enerjiler gitmesi, Zerg'den ölmesiydi. Buradaki sinematik de aslında StarCraft 1'deki ana sinematik hani böyle şeydi ya, propagandaydı ya böyle Manx'in propagandası. Bu sefer de dünya propagandası. Hani UAD'nin dünyaya yolladığı video. Filavuz gitti. Zerg hepsini öldürdük. Overmind'i ele geçiriyoruz. Protoss. İşte bilmem ne onları da aldık. Falan şeklinde böyle bir Hatta böyle şey propaganda öldürülen zerg sayısı gibi bir şey vardı böyle aha, counter olarak. aynen böyle işte böyle 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1 milyon falan şeklinde böyle bir sayaç falan var orada. Aynen. Hatırladım şimdi böyle. Değişik böyle çirkin fontlarla yapmışlar. Tam böyle bir leş şey. Terran şeyimiz de o şekilde bitiyor. Sonra Zerg işte buralar iyice böyle şey. Zerg kısmı komple bir entrika, bir pislik, bir şey kısmı. Böyle Kerrigan'ın hani ustalık dönemi. Kerrigan yani özetle şey yapıyor. Ha şeyi öğreniyoruz burada. Onu unutuyordum. Bu şey var ya, cihaz var ya. Bunun şu an sırasında emin değilim ama sonuçta bu bizim şey cihazımız. Side Disruptor cihazı. Stukov bunu yok etmemiş. Şeyde Duran da bunu iyice böyle artık Dugal'ı gaza getiriyor. Bak işte emirlerine uymamışım falan şeklinde böyle. Dugal da içi kan ağlayarak Stukov'u öldürtüyor. O şeyin içine böyle bir saldırı yapılıyor falan. İşte Stukov böyle son sözleriyle ama aslında falan şeklinde ölüyor böyle bir hafif bir foreshadowing yaparak. Orada Duran ortadan kayboluyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Tamam. Neyse sonra öğreneceğiz. İyi. Duran aslında Kerrigan'ın şeyiymiş. Böyle infested olduğunu öğreniyoruz. Çaktırmayın bilenler. Ondan sonra yani Kerrigan bundan sonra böyle şey yapıyor. İşte diğer Overmind var ona karşı savaşalım diyor. Böyle onları yanına alıyor. İşte şeyi Raynor'ı bilmem neyi. Beraber Overmind'ı yani bu UUD'nin şu an ele geçirmiş olduğu Overmind'ın üzerine yürüyor. Onu alıyorlar. Ondan sonra işte UUD güçleri biraz savaş oluyor. Sonra Over şey Kerrigan bunlara da ihanet ediyor. Phoenix'i öldürüyor. İşte diğer bu Manx'in güçlerini şey yapıyor falan. Orada işte Raynor burada yani Phoenix de onun böyle çok gerçekten sevdiği bir değer verdiği bir figür falan. Ya. Burada Kerrigan şey Manx, Raynor şey yapıyor böyle. Hani şey iyice yerleşiyor yani Raynor'da böyle. Kerrigan'ın bir her şeyin kurbanı olan bir kurtarılmayı bekleyen bir şey değil de aslında tüm bu olayları herkes birbirine düşüren bir nevi bir şey ol kişi olduğunu burada fark edip işte senin diyor ölümün benden olacak diyor. Nereye gidersen git benden kurtulamayın. Nasıl olursa olsun ben öldüreceğim seni falan gibisinden böyle ciddi bir yemin ediyor falan Raynor böyle o şekilde onların arası şey oluyor. İşte ama günün sonunda Kerrigan onu da dövüyor, bunu da dövüyor, onu da yeniyor. Böyle şeyi Manx'i şey yapıyor böyle. Herkes Seni diyor savaşıyor. öldürmeyeceğim bile böyle. Etrafında her şeyin nasıl yıkıldığını gör hua falan yapıyor böyle. Ondan sonra sanırım UAD bir kez daha saldırmaya çalışıyor. Hadi böyle şey bunda böyle. Kerrigan böyle onu da yendim, bunu da yendim derken arkadan bir taş yiyor böyle. Oğlum siz ne işsiniz falan deyip bir de onların üzerine yürüyor böyle. UAD filosunu komple dünyaya geri yolluyor ama geri yollarken de saldırıp hepsini öldürüyor falan böyle.
O da şey oluyor. Hatta yanılmıyorsam böyle son videoda şeyle başlıyor. Dougal'ın son ölmeden önce dünyaya yattığı bir post şeyle, mektupla başlıyordu böyle işte. Evet. Karısına kız falan yazdı böyle. Sonra işte Kerrigan'ı görüyoruz. İşte böyle şöyle oldu böyle oldu ama ben işte ben Kerrigan en büyük benim işte Yaşar Usta falan şeklinde böyle bir gaz bir şeyle bitiyor. Ama burada bir de gizli şey bölümümüz var. Hatta bu son bölümden önce bir bölümü böyle hızlı bitirirsem ne çıkıyordu sadece. Zeratul, ha dur bir dakika önemli bir şey unuttum. Bu olaylar sırasında şeye bir yere dönüyoruz. Shakuras'a dönüyoruz. Şey oluyor. Kerrigan bir şekilde hani Protoss aslında infest olmuyor diye biliyoruz ama Razakal'ın infest etmiş şeylerin hatırlarsınız. Dark Templar'ın başının. Hani bu verdiği emirler bilmem ne hepsi Kerrigan'ın ekmeğine yağ sürer cinstendi. Aldaris'i öldürmesi, hani ele geçirmeyip öldürmesi, Kerrigan'a yardım etmesi. Meğer bunun hepsini aslında Kerrigan'ın kontrolü için yapmış. Şey, kontrolü altında yapmış. Zeratul bir noktada Razagal'ı kaçırıyor bunu öğrendikten sonra. Ama hani daha emin değil ne olduğundan falan. Sonra işte şey, hani Kerrigan bastırıyor ve yani Razagal'ı tekrar alacak ama Razagal'ın o sırada Zeratul gerçekten yani artık bitmiş olduğunu, komple infest olduğunu fark ediyor. Razagal hatta galiba işte kurtar beni falan gibisinden bu halden falan gibi bir şey diyordu galiba. Zeratul Razagal'ı öldürüyor. Kerrigan da şey yapıyor. Vay diyor böyle takdir ettim. Bunu beklemiyordum. Seni öldürmeyeceğim gidebilirsin böyle. Hayatım boyunca da bunun acısıyla yaşa falan yapıyor böyle. Onu da yolluyor. Böyle Kerrigan herkesin ağzına sıçıyor kısacası yani. Dokunmadığı, içine etmediği kimse kalmıyor. Her ne kadar Manx gibi bazıları zaten bunu hak ediyor diyebileceksek de. Ve de böyle herkes yenmiş bir şekilde sonunda bitiyor. Ha, sonra dediğim gibi bu şey bölüm. Gizli bölüm. Gizli bölümde Zeratul böyle çıkmış işte şeyle uzay gemisi bir yere giderken bir Protoss sinyali oluyor. Aa neymiş bu falan diye. Burada Protoss yoktu. Bu gezegen ne haritamızda yok falan deyip iniyor böyle. Böyle laboratuvarlar var. Bir böyle değişik böyle zörpler, mörpler bir şeyler. Protosslar var böyle falan. Bu ne lan? Bu ne biçim yermiş falan yaparken şey buluyor. Hibrit dediğimiz böyle Protoss zörp karışımı. Normalde hani olmaması gereken tabii Zeratul'un açısından şey buluyor. Bu ne biçim bir şey, bu nasıl bir garabet, lanet olsun falan onu yok ediyor falan böyle derken Samir Duran'ın sesini duyuyoruz. Bu arada Duran da Zerg kampanyasının sonuna doğru kayboluyor ortadan, son görevler. İşte Samir Duran onu yok ettin ama bundan daha kaç tane var Zeratul falan yapıyor böyle. Zeratul böyle işte demek Kerrigan'ın köpeği, demek bunun arkasında siz varsınız, sizin hepinizin falan yaparken Samir Duran şey yapıyor böyle. Kerrigan'ın köpeği mi? Benim efendilerimin Kerrigan'ın köpeği olsun. falan yapıyor böyle. Hani Zeratul da bizi de ne? Kim? Senin kim? Ha falan yapıp bırakıyor böyle. Ve de aradan kaç yıl geçti bilmiyorum. Biz böyle bu soru işaretiyle kaldık yani. Kim? Samir Duran kimdi? Efendileri kim? Bunlar birleşti mi? Bunlar birleşti ne olur? Falan şeklinde. Ve de bu şeyde birlikte StarCraft 1'in tamamını olduk. Şöyle Samir Duran'ın gerçek formunu atayım ben de bu arada. Paylaştım böyle birkaç şeyi. Hatta sen anlatırken Zeratul'un Razagal'ı öldürmesini de attığım hibritlerin görseli de geldi. En sonunda Samir Duran'ın gerçek formu. Az önce Mustafa abi burada mı hala şey yapıyor mu? Burada mısın? Dedim ya sana bayağı Zelnaga Samir Duran'ın şeyi. O çıkacak ortaya zaten. Onu da görmüş aynen. Olursunuz. Bu noktada tabii daha bilmiyoruz ama... Tabii oyun bittiğinde bilmiyorduk da... StarCraft 2 sırasında daha doğrusu... Şimdi ben sana alttan şey yaptıydım ama... Abi biraz hızlanalım. StarCraft 2'ye tamam, gerekirse eyvallah. Şey yapalım. Zaten StarCraft 2 daha da hızlı herhalde şey yapacağız. Şimdi o zaman daha da hızlanıyorum. Hazır mıyız? Zaten çok da oynanan bir oyundu. Atlaya derken çok ara detayları atlayarak gidersek bir şey kaybetmeyiz diye düşünüyorum. Aynen. Şimdi şey yapacağım. Zaten şöyle yani Terran kampanyayı çok hızlı bitecek. Çünkü Terran kampanyayı şu. Raynor yani ön bilgi vereceğim. İşte Raynor's Raiders diye bir şey kurmuş. İşte böyle bunlar yine afacanlar böyle iyilik yapıyorlar. Bilmem ne falan. Biraz da paralı askerimizi. Bunlara bir görev geliyor. İşte böyle şey.
Ha pardon, önce şey alıyor, özür dilerim. Önce Tychus geri geliyor. Tychus hapisten çıkmış. Raynor kankasıyla beraber takılıyorlar. İşte Tychus ama bir şekilde şeyinden, Marin zırhından çıkmıyor falan, böyle bir garip bir durum o var falan. O şey vardı hatta ilk nasıl söyleyeyim, StarCraft 2'nin duyurulma sinematiğindeydi o. Tychus'u görüyorduk ama Tychus olduğunu bilmiyorduk da hani aynen, orada sağda bilmiyorum. soldaki isimlere bakarak, işte bilgisayarlara bakarak falan anlıyordunuz. İşte o Aynen. mahkum bir zırh yapılıyor ona özel ve diyorlar ki bundan sonra senin şeyin, hapishanen yani ne derler, hücrem bu zırh. Bundan dolayı çıkamayacaksan bir anlaşma yapıyorlar. Anlaşmanın ne olduğunu bilmiyoruz ama. Diyorlar ki seni serbest bırakıyoruz. Anlaşma gereği bu. Ama tek şartımız var. Bu zırhtan çıkamayacaksın. Ve anlaşmayı yerine getirmezsen, yani seni 7/24 monitör edeceğiz. Yerine getirmezsen puf gibi özetle Aynen. diyeyim. Aslında güzel bir böyle şeyde ipucu da veriyorlar. Böyle o giriş videosunun seslendirmesini Manx yapıyordu böyle falan. Neyse, anlaşma ortaya çıkacak. Neyse, dediğim gibi işte Raynor's Raiders var. Bunlar böyle takılıyorlar bilmem ne. İyilik, dostluk, işte bir yandan da biraz da para kazanalım, taş mı yiyek falan şeklinde. Orada bir görev geliyor bunlara. Bu görevde şey, işte belli artifektler var. İşte yani antik eşyalar var, onları toplayacaksın. Tamam. İşte onlar da böyle birleşince bir şey olabilirmiş falan. Böyle değişik bir şey falan toplamaya başlıyorlar falan. Çok böyle hızlandırarak anlatmaya çalışıyorum. Yalnız bu olayların sırasında Zeratul geliyor böyle bir. Zeratul'da böyle işte hafızalarını kaydedebildiği bir kristal var. Bunu Raynor'a veriyor. İşte Raynor onlara bakarak bir şeyler görüyor falan. Böyle bir gelecek, bir yani şey, ne denir, kehanet var. Kehanete göre her şeyin sonunun geleceği bir şey var. Böyle yavaş yavaş öğreniyorsun. Önce bir Zeratul gidiyor, bir yerden kehaneti arıyor, buluyor falan filan. Neyse, en sonunda böyle bir savaş görüyor. Evrendeki her şey böyle bir Zerg üzümsü ama başka bir hibrit yaratıklarla Zerg birleşimi bir ordu tarafından yenilmiş. Sadece ufak bir protoz gücü kalmış. Son savaş. Yani yenemiyorsun zaten o bölümü. Sadece uzun bir süre dayanmaya çalışıyorsun ve sonunda her şey bu orduya yenik düşüyor. Ama diyor ki bunu durdurabiliriz. Ve de bunu durdurmamızın kilit noktası diyor Kerrigan. Ve o şey, sizin topladığınız şey Keystone. Yani o toplayıcı hep birleşince bir şey olacak. Ne diye bir geçiyordu? Şey Zelnaga Artifact diye mi geçiyordu? Öyle bir şey geçiyordu. Zelnaga Artifact. Hani Keystone ya da Zelnaga Keystone, Zelnaga Artifact falan diye geçiyor. Yani şimdi dediğim gibi hızlı anlattığımız için çok şey yapmıyorum. Bir noktada Kerrigan'ın iyileşebileceği fikri. Yani zörklükten çıkabileceği fikri şey oluyor. Bu olunca Raynor'ın aklı fikri gidiyor tabii yani. Hani çünkü büyük aşk, kaybeten adamı kaybetme şeyi var. Hani aslında yemin falan etmişti ama yani o zaman ettiği sırada onu geri alma şansı olduğunu düşünmediği için aslında etmişti yemini. Geri alabileceğini düşününce adamın aklı kayıyor yani. Neyse, sonra çeşitli olaylar, işte oraya gittin, onu aldın, bilmem ne oldu falan filan. Bu şeyleri topluyorlar. Bu arada ufak bir bilgi sadece şey vereyim. Böyle ya da onu yeri gelince veririm, çok önemli değil. Bunları topluyorlar. Ondan sonra da şey yapıyorlar. Kerrigan'ı buluyorlar. İşte onun şey gezegeninde yani. Neydi orada? Zerus değil de. Char'a gidiyorlar. Orada bayağı yani... Bu arada artifact yani kullanınca böyle bayağı bir enerji saçıyor etrafa, bir şeyler yapıyor falan. Hani işte onu da kullanarak falan zar zor hallediyorlar, summonuyorlar. Bu arada çok güzel bir kampanya. Oynamayanlar için, yani strateji sevenler için bence kesinlikle oynanması gereken bir oyun. Ona mod düşmek istiyorum. Neyse işte şey, sonunda gerçekten de böyle son sahne şey işte hani çalıştırıyor artifact böyle son gücünde. Ve böyle Kerrigan tamamen insan dönüşmediyse de, bunun saçları böyle işte bir rastal gibi değişik böyle ama bayağı o zörklüğü gitmiş. İşte gözünü açıyor böyle. Raynor var karşısında. Hani falan modundayken Raynor arkadan bir tabanca hani klik sesi duyuyor böyle. Meğer Tychus'u şey yapan, o şeyin içine sokup serbest bırakan Manx'miş. Verdiği görevde Kerrigan'ı öldürmesiymiş. İşte ne yaptın, işte hayır yapma, yaparım, başka çarem yok falan derken Raynor dönüp arkadaşına vuruyor. Tychus'u öldürüyor orada ve de Kerrigan'ı alıp kurtarıyor. Ve de Terran kampanyamız böyle 5 dakikada bir şey oldu. Önemli bir şey kaçırdın mı? Vallahi ben de hızlı hızlı ona bakıyorum. Yok, önemli bir şey kaçmadı. Tabii ara detaylar var. Ne gibi, o bir tane yani bir generali öldürmek zorunda kalıyoruz. Kerrigan orada
Yani Char savunmasını yaparken çok fazla Terran yok ediyor. Octorus Manx olayları var ama dediğim gibi çok büyük şey evet, yok. Yani detay şey böyle yok. Hani işte savaşıyorsun, bir şey oluyor. Yani burada belki birkaç mesela Tosh diye bir karakter var, ondan bahsedilebilir. İşte o da başka bir ghost gibi bir şey böyle. Terezin diye bir gaz var. O biraz böyle insanlara kafayı yedirtiyor. Onu zaten başka bir yerde tabii göreceğiz. Bu sırada Yancı dediğimiz birçok karakterle ama yani tanışıyoruz yani. Çok, evet, çok karakter var. Onlara girersek bunun sonu yok yani. İşte Swan gibi, Nova gibi çok aynen fazla karakter var ama yani belki ilk orada şeyden bahsedebiliriz. Horner'dan bahsedebiliriz. Matt Horner, Raynor'ın sağ kolu. Ve şey yani hani Raynor's Raiders'ın diğer lideri diyelim. O önemli bir karakter. Yani o da delikanlı bir çocuk böyle. Disiplinli. Raynor bu arada biraz şey oluyor yani alkolik falan gibi bir havalara giriyor bir yerde. Horner bunun ağzına sıçıyor böyle. Sen bana böyle mi öğrettin hayvan herif falan diye böyle. Raynor ondan aynen sonra bir yüzünü yıkıyor. Kendine geliyor falan böyle. Onun dışındakiler iyice yan karakter yani. O yüzden devam edebiliriz gibi geliyor bana. Yo devam. Dediğim gibi bakıyorum yani, arada, şey naçane müdahale ederim. Bir ve Brood War'da olduğu gibi burada da 3 kampanyam var. İşte önce Stark şey özür dilerim. Önce Terran, sonra Zerg, sonra Protoss'a gidecek. Şimdi Wings of Liberty yani Terran kampanyayı anlattık. Sonra geliyoruz Heart of the Swarm'a. Acı bir şekilde Heroes of the Storm'la aynı baş harflere sahip Hoth. Burada Zerg kampanyamız. Şimdi burada şey başlıyor işte böyle Kerrigan. Kerrigan çok kötü başlıyor. Çünkü Kerrigan böyle şey hani yaptığı şeyleri hatırlıyor ama artık yani kafası başka şekilde çalıştığı için böyle hani insan doğmuş falan aşırı bir suçluluk içinde böyle ben milyonlarca insan öldürdüm bilmem ne yaptım falan filan diye böyle bir depresyonda bir hallerde. İşte Rainer de böyle bebeğim öyle deme ama bizimkilerle bir ümit var falan şeklinde böyle takılıyor. Bu arada bir dakika önemli bir karakter unuttuk. Valerian Manx. Valerian Arcturus'un babası büyümüş. Ve hatta bu Keystone'ların peşine düşen firmanın sahibi de o. Yani sponsoru o. Valerian çok delikanlı bir adam olmuş böyle. İşte şey modunda yani. Ben babam gibi şerefsiz değilim falan modunda. O da işte o ortamı falan. İşte böyle Kerrigan'ın üzerinde deneyler yapıyorlar. Yani böyle şey çok şey yapmıyor. İşte güçlere çalışıyor. Nasıl çalışıyor bilmiyorum. Uğurası var falan derken oraya Dominion saldırıyor. Terran şeyi yani Manx'in, Arcturus Manx'in adamları. İşte orada bölünüyorlar falan böyle. Kerrigan işte bir uçağa biniyor falan. Ya nasıl olacak? Raynor nasıl bulurum derken haber çıkıyor böyle televizyonda. Raynor öldürüldü. Büyük terörist öldürdü. Hey falan diye. Kerrigan böyle lan falan diye gaza geliyor. Böyle, hepinizin köküne falan deyip şeye giriyor işte. Manx'i öldüreceğim artık. Vakti geldi falan diye deliriyor. Ama evet, hani gidip nasıl öldürsün tek başına zaten şey de değil. İşte yavaş yavaş dörtleri ele geçirmeye başlıyor. Oradan bir brood oluyor. Buradan bir şey oluyor. Burada bir şey yapıyor falan filan. Hani gücü tekrar elde etmeye başlıyor. Orada önemli bir şey şeye gidiyor. Selama. Aşşalanore. Uçara gidiyor tekrardan. Şey pardon Zeros'a gidiyor. Bunun ilk gezegeni vardı ya böyle zamanında lavlı falandı böyle. Artık o yerleşmiş o gezegen. Biraz daha böyle şey olmuş. Nasıl desem böyle ormanlık falan olmuş böyle. Daha da önemlisi meğer o hani Zerg'ler değişiyordu ya. Meğer o olaylar da bizim bilmediğimiz bir şeyler varmış ama bir grup Zerg bu dönüşümlerden yani Zernagon'un etkisinden kurtulmuş. Yani daha sonra ona hiç girmemiş. O zamanlar kaçmışlar. Bu Zerg'ler şey olmuşlar işte Primal Zerg deniyor bunlara yani. İlkel Zerg gibi diyebiliriz. Hani o kadar böyle bu hani denilmiş değil mi? Bunların böyle hep böyle bir dişleri mişleri böyle bir dikenleri falan oluyor diye. Bunlar o dikenli mikenli değil. Biraz daha düz versiyonları. Orada bazı mantık hataları var ama çok girmeyeceğim. Sonuçta böyle bir şey var. Bunların da böyle şeyleri var yani. Bunlar yaşadıkça yaşıyor tabii. Yine genetik şeyleri var böyle asimilasyonları falan var ama şahsi bazda. Bunların işte en güçlüsü var bir tanesi. Böyle diyor ki işte seni tamamen senin içinde bir corruption var bilmem ne falan. Bu da şeyi öğreniyoruz. Meğer öğrendiğimizden daha da farklıymış olaylar. Meğer Amon diye bir zenler yani daha doğrusu bir karakter var. Meğer Amon bu şeyleri değiştirmiş. Zerg'leri yani böyle hani sadece işte formda işte özde mükemmel bir şey atalım falan değil. Bayağı kötü niyetle böyle değiştirmiş ve bunlar ondan kaçmışlar. Bunu öğreniyoruz. Bu arada bir detay unuttum. Wings of Liberty kampanyinde bu Zeratul'un detay şeyini görüyorduk ya, anılarını görüyorduk ya. Hı hı. Orada Zeratul Tassadar'ı görüyor. Tassadar diyor ki işte bu kehanetini yapman lazım. Zeratul o söylüyor. İşte Kerrigan, Keystone, Zernaga falan diye böyle bir detay var. Bunu da not düşmüş olayım. Sonra karşımıza çıkacak.
Şimdi ne diyordum? Bu şey büyük Zörg abi, yaşlı Zörg abi. Kerrigan'a diyor ki seni ben purify edebilirim. İşte orada böyle bir havuz var, bir şey var. Orada işte orada eski Zörg genleri varmış da onunla bilmem ne. Neyse işte Kerrigan tekrar bir kozaya giriyor böyle. Lanet bir bölüm var orada hard ve üstü oynarsanız. Onu da şey yapıyorsunuz, işte düzeliyor. Ama sonra bu herif de bu Kerrigan'ı böyle bu sefer şey yapmaya çalışıyor. Konu hani assimile etmeye çalışıyor. Onu da yersem çok güçlü olurum falan şeklinde. Kerrigan yer mi bunu? Yemez. Neyse ondan sonra Kerrigan devam ediyor. Bir düşüneyim. Sonra işte şey Kerrigan dönüyor yani. Son şeyi öğreniyor Kerrigan. Meğer Rainer ölmemiş. Onu öğreniyor. İşte böyle yani ondan sonrası sanırım önemli bir detay yok. Şey var işte Kerrigan'ın kozaya girmesi falan var. Brood'u tekrar ele geçirmesi. Aynen işte. Yani alıyor ondan sonra. Bütün kontrol. Orada önemli bir şey daha var. Stukov geliyor tekrar. Yani Stukov'un tüm hikayesini burada görmüyoruz ama Stukov şimdi hani vuruluyor ya böyle şeyde. O cihazın orada demiştim hani Stukov'a saldırı yapıyor. Dugal evet. Öldürtüyor falan. Aslında orada ölmüyor. Onun yok ölüyor da önce bir infest oluyor bir şekilde. Neyse yani orada onun cesedini zörtler mi gidiyor? Neyse bir şekilde infest oluyor. Detayı da yok zaten. Sonra aynen bunlar biraz da şey yan kampanyalarda kitaplarda Ford'a sonra eklenmiş bilgiler. Infest oluyor Stukov. Sonra Protoss Lateran karışım teknolojiyle bunun infestini geri alıyorlar. Ama o teknoloji çalışmıyor. Adam tekrar infest oluyor falan böyle bir tam alamıyorlar falan modu oluyor. Çok hikayesi var yani aynen. Tam geri döndürülemiyor falan modu oluyor. Aynen son hali Stukov'un infested böyle. İşte o da şey yapıyor işte Kerrigan'a bazı bilgiler veriyor bilmem falan. İşte böyle Kerrigan var. İşte Isha var bilmem. Birkaç böyle Zerg Kerrigan yan yancısı oluyor. İşte Dehaka var Primal'dan. Dediğim gibi şeyi öğreniyorlar. Söyledim. Rain'in ölmediğini de öğreniyorlar. İşte şey falan da için giriyor. Valerian, Horner falan. Günün sonunda Mankskin üzerine yürüyorlar. Son cutscene'imiz böyle işte şey Kerrigan dalıyor böyle işte şimdi hepsini ödeyecek şey falan yaparken böyle Manx gayet cool böyle hani klasik bir prosuyla vuzut diye bir düğmeye basıyor oturduğu yerden. Kerrigan böyle bir yamuluyor meğer onun için hazırlanmış yani böyle. Tam böyle Kerrigan'ın ağzına sıcakken kapıyı kırıp Raider giriyor. Lan senin ağzını kırarım lan falan diye. Aynen. İşte sonunda Manx'i orada öldürüyorlar. Ve de Zerg kampanyamız bitiyor. Şey yani böyle. Ne oldu Zerg kampanyinde? Kerrigan Purify oldu o Amon'un şeyinden, Corruption'dan kurtuldu ki hani şeyi Wings of Limit'te bahsetmiştim ya Zerg ve Hibritlerin ordusu diye. İşte o Zerg'ün başında olacak Kerrigan'dı. Yani aslında o zaman bile o kehanete bir darbe vurmuş vurmuş oldum. Evet. Ben birkaç ekleme yapabilir miyim? Müsaade evet. Varsa. Evet. Şöyle arkadaşlar az önce yani Ekrem'in bahsettiği şey Aemon en başından beri bunları planlıyor. İşte dediği gibi kendi bir ordu kuracak, evreni yok edecek. Kerrigan başında bulunacak. Hatta Kerrigan insan formuna girdiyse de o ilk campaign'in başında hala içinde o genleri taşıdığı için nasıl söyleyeyim hani kurtulamıyor bu durumdan. Aynen. Bundan dolayı hani temizlenme moduna şeye gidiyor. Bu Zerglerin ilk gezegeni diye geçiyor. Aslında tabii ondan tam emin değiliz ama kadim dediği bir ırklar var. Yani bunlar nasıl söyleyelim? Daha önce Zelnagaların oynayıp da bozmadığı Zergler. Yani işte gerçekten işte atıyorum bunun şeyin esensini alıyor, yutuyor, evriliyor. İşte telefonun esensini alıyor, yutuyor. Bir tarafından telefon çıkıyor falan. Onun özelliğine sahip oluyor. Hatta orada Dehaka ile tanışıyor. Önemli karakterlerden biri. Çünkü gezegendeki bütün kadimleri tek tek öldürdüğü için şey Dehaka diyor ki ben tamam diyor sana bulaşmayacağım diyor. Bana sadece toplayacak esans var falan diyor. Dehaka da o şekilde katılıyor. Hotsoyn'dan anladığım kadarıyla Hotsoyn'dan bir kitlemiz var çünkü. Hots'daki o esans alma olayı Dehaka'nın şeyi gerçi Hots'da büyümüyor ama esans aldıkça büyüyor, evriliyor falan. Orada devreye giriyor. Bir de diğer önemli karakterlerden biri şu. Zagara Kerrigan'ın o insan formuna girdiği dönemde Zerg'ün swarm'unu yönetiyor. Hatta ilk başta bir baş kaldırıyor. Sonra Kerrigan siktir lan diyor böyle özetle. Ağzına tokadı vurduktan sonra my queen diyor tamam diyor. Sen kendindesin diyor. Hani ben zaten seni test etmiştim. Sen gerçek Kerrigan mısın yoksa insan mısın modunda falan derken o sırada işte o kadim Zerg'lerin yapısı olan bir şeye giriyor. Kozaya giriyor.
O kozadan da çıktıktan sonra Kerrigan gerçek formuyla işte Manx'in üstüne yürüyor. Tam o sırada işte Ekrem'in anlattığı gibi onu durduracak bir tane elektroşok cihazı gibi böyle dayıyor. Zzz falan yapıyor işte hani basitçe. O sırada işte meşhur kahramanımız geliyor. Jim Raynor kapıyı vurup girdikten sonra nasıl söyleyeyim, Kerrigan'ın Nemesis'ini öldürmüş oluyor yani. Octorox Manx'i. Her şey çok güzel olacak derken nah güzel oluyor diyoruz. Ve neydi? Protossor'un şeyine, campaign'ine giriş yapmış oluyoruz. Orada hani host kitliğimiz varken şey de söyleyeyim. Abatur'dan da bahsedelim. Abatur'da evet, şey. Evet, çok iyi. Zerg'ün böyle hani bu genetikleri işte genleri alıyor, asimile ediyor, yeni yaratıklar falan yapıyor ya böyle. Bu işlere bakan varlık Abatur'muş böyle. Hani aslında Cerebrit'lerin de arkası, o fikrin de arkasında işte Abatur var. Onun da bilmem de arkası Abatur var. Böyle Abatur o yüzden böyle şey mi onda hep böyle hani konuşurken bile verimli bir şekilde konuşuyor. Az kelime kullanıyor falan böyle. Sürekli böyle işte işte etkin, şeyin güzel, bu kötüymüş, bu zayıfmış, bu ezikmiş falan bunda böyle. O campaign'de de şey böyle upgrade'lerinizi falan Abatur hallediyordu. Evet. Aslında şey yani host'taki şeyine de böyle nasıl söyleyeyim, karakterine de gayet uygun özelliklere evet, sahip evet. Bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada yani ufak bir parantez açacağım. Ben şeyde Blizzard'da en sevdiğim şeyden bir tanesi bu, StarCraft'ta çok belli. Hani karakterler gerçekten olması gerektiği gibi yani ne bileyim işte güçlü ve delikanlı bir karakterse onu böyle yandan vurkaç yaparak oynamıyorsun. Gerçekten böyle yürüyerek oynuyorsun ki bu ırklarda bile mesela Terran'lar hani biraz daha böyle şeydir. Ne bileyim böyle aşırı iyi teknolojileri bilmem neleri yok ama işte fırsatçı yani mesela oyunda da işte Terran'ın şeyi vardır böyle. Değişik teknolojide işte olabildiğince adapte etmiş. Yok işte şeyi yere kapılınca daha çok vuruyor. İşte binalarını kaldırıp indirebiliyor bilmem ne falan. İşte Protoss mesela delikanlı. Birimleri gerçekten güçlü. Her biri tek başına böyle hayvan gibi falan. Zerg desen hani asimile ediyorlar falan. Oyunda gerçekten hani en çok böyle expansion kurup büyümesi gereken şey Zerg'tür böyle. Gerçekten böyle akın akın yaratık atıyorsun. Ölüyorlar bir daha yapıyorsun bir daha atıyorsun falan gibisinden böyle. Hani o Blizzard'da benim çok takdir ettiğim bir şey. Yani çok iyi yapıyorlar. Diyorum. Evet. Ve de getiriyorum Legacy of the Void'a. Şimdi Legacy of the Void'un başında klasik sinematiği kesinlikle izlenmesi lazım. İşte böyle bir grup Protoss var. Bir tane o Protoss işçisi böyle portal açıyor. Oradan bina gelirken Zerg'ler böyle gelmeye başlıyorlar. Savaşıyorlar işte anlatıyor böyle. Kala işte bizim hepimizin şeyidir. Hepimiz bu pislik bağla birbirimize bağlıyız falan. Savaşıyorlar. Hepsi ölüyor sırayla falan. İşte biri kendini şey yapıyor. En son bir tane Zealot kalıyor böyle. Tek gözü yarık. Hani böyle önünde ama ordu var. Derken arkada şey açılıyor. Pylon böyle geliyor. Oraya teleportlar başlıyor. Ordu geliyor böyle ve savaşa giriyorlar. Oyunu da görüyoruz zaten. Şey olay şu. Artanis toplamış milleti Aur'a savaşa. Aur'u geri alacağız şeklinde. Tam saldırıyı başlatacaklarken Zeratul geliyor böyle. Zeratul şey yapıyor böyle. Artanis diyor işte kehanet bilmem ne bunu yapmanız lazım. Hele hele falan konuşmamız lazım falan derken İşte bir kısım şey yapıyor. Bu Zeratul yani kendini çok dışlıyor bu Rasagan ölümünden sonra. Alın bu manyağı falan modunda böyle. Hani biraz aslında şeyi anlatıyor. Şu an fark ettim. Warcraft 3'te Medivh'in Lordaeron'a indiği sahneyi anlatıyormuş. Düşünmemiştim ama ondan farklı olarak Artanis şey diyor. Eyvallah Zeratul konuşalım ama önce Aur alacağız diyor böyle. İşte Aur'a iniyorlar ama orada Amon'un gizli planı başlıyor. Amon, bunların bağı var ya pislik bağı. Onu hani bir nevi hackliyor diyelim. Onun içine giriyor ve ona bağlı olanları korrupt etmeye başlıyor. O bu arada şey, bunların saçları var ya böyle protostların. O saç değil. O onların pislik bağını sağlayan bir uzantı. Zeratul durumu fark ediyor böyle. Bir yandan ses alamıyor kimseden falan böyle manyaklaşıyor millet falan. Artanis'i buluyor. Ama Artanis de Amon'un kontrolüne girmiş. İşte orada savaşıyorlar falan. Zeratul böyle son anda onun saçını, yani o saç diyorum artık anlayın, uzantısını kesiyor. Ama Artanis de onu öldürüyor. Artanis ama işte kurtarmış oluyor falan. Ama yani böyle şey, bir anda Protosslar çok büyük bir darbe yiyorlar. Çünkü kimseyi şey yapamıyor. Herkes kontrolden çıkıyor yani. Neyse. Ondan sonra işte şey, başta bir şey başlıyor yani kurtarabildiğimizi kurtaralım falan modunda. Ama yani ne yapacaksın, zaten etrafında Zerg'ler var, zor bir durumda. Yalnız orada şey yapıyorlar,
Karax diye bir abi var. Bu normalde işte böyle şey mühendis falan böyle. Fikir ondan mı çıkıyor emin değilim ama neyse onu kurtarıyorlar. Orada bir hani bu altın çağ vardı ya Protoss. O altın çağdan kalma bir uzay gemisi var. Spear of Adun. Yani Adun'un mızrağı anlamında. Onu diyor yani tek çaremiz bu. Çünkü bütün filo gitti yani. Düşünsene böyle herkes gitmiş. Bunu almamız lazım falan. İşte savaşıyorsun ediyorsun. Karax geliyor bilmem ne falan. Spear of Adun'u alıyorsun çıkıyorsun. Spear of Adun'un içinde bu arada uykuya hani ne öyle soğuk uyku gibi bir uykuya yatırılmış böyle bir ordu var. Teknolojiler bilmem ne cihazlar falan. Hatta orada böyle neyse çok detayına girmeyeyim. Hızlandırmaya çalışayım. Bundan sonraki kısmı Protoss kampanyası şu. Yavaş yavaş Protoss'un farklı taraflarını alıyor. Mesela bir yerde işte Nerezim değil mi onların ismi? Bu evet. Dark Templar'larla işte onların yeni lideri var işte Vorazun diye. Onunla Artanis şey yapıyor. Bu ara Vorazun yanlış hatırlamıyorsam o Zeratul'un o kızı. Evet. Bu arada ufak bir detay. Razagal o kadar yaşlı ki şeyi hatırlıyor. Dark Templar'ın sürüldüğü gün hala hayatta yani. O da ufak detay olarak dursun. Neyse onu alıyor. İşte ondan sonra bilmem nerede birileriyle şey yapıyor. Orada bir şey çıkıyor ortaya. Meğer Purifier diye bir proje varmış zamanında. Böyle şey yapıyorlar. Yani bu hani bunların şeyi vardı ya böyle işte vücuttan alıp dragona koyalım falan. Onun böyle bir nevi bir sonraki aşaması gibi komple böyle robotik vücutlar yapıp onların içine zeka işte yani şeyleri böyle yapay zeka gibi o kişinin karakterini atıyorlar böyle programlanmış bir şekilde. Ama sonra bunlarla aralarında bir savaş çıkıyor. Bunu kapatıyorlar. Bu programı. Orayı tekrar buluyorlar. Bunları açıyorlar. İşte sonra ileri şey çıkıyor. Meğer bunlar aslında köle gibi davranıldığından biraz şey yapmışlar falan filan. Neyse. Orada Phoenix tekrar karşımıza çıkıyor. Onun şeyi orada bir şekilde oraya aktarılmış yani. Ondan sonra tabii gerçi ayrıldılar. Aktarılması normal. Her neyse. Phoenix bu sefer de Purifier olarak karşımıza çıkıyor. İşte ondan sonra şey var. Bu arada bir şey daha öğreniyoruz bu olaylar sırasında. Hani şey diye böyle Protoss aman Zelnaga geldi, Protoss'u gazladı falan diyorduk ya. Meğer Zelnaga bunların hiçbirini yapmıyormuş. Meğer Zelnaga hani biraz evrene gidiyor, işte biraz şeyler yaratıyor, hiçbir şekilde dokunmuyormuş. Öğreniyoruz ki Zerg'e giden şeylerin zaten başında Amon'un olduğunu öğrenmiştik, Amon'un olduğunu. Meğer Protoss'taki olayları da değişen Amon. Yani o Zelnaga'nın ana gücü bunu yapmamış. Hatta öyle bir şey ki bu şeyde saldırıyorlardı ya Zerg'ler. Orada asıl Zelnaga grubu durumu fark ediyor. Amon üzerlerine saldırtıyor Zerg'leri falan böyle. Böyle detaylar ortaya çıkıyor. Neyse. Önemli olan şey şu. Bir grup şey var. Protoss var. Amon onları kendi yanına alıyor. Hiç bu işlere bulaştırmıyor. O en başta ayrıldıkları zaman yanına geliyor. Bunlar işte Amon'a yine biraz böyle tapıyorlar gibi. Yani tapma gibi ama İşte aralarında bazıları da yemiyorlar böyle. Bunların çok böyle sıkı bir şeyi var. İşte ölen, işte güçlü olan kazanır. Ölen, işte öldürülen güçlüdür. Öldürülen zayıftır falan şeklinde. Psikopat bir şeyler var. Biraz unutulmuş yerlerdeki işte Drizzt Dordain kitaplarını falan okuyanlar varsa oradaki Drow toplumunu andıran hafiften. Onların başındaki, daha doğrusu onların üstlerindeki bir abi var işte Alarak diye. O diyor işte ben de işte şey yaparım çünkü Amon'dan nefret ediyorum. Sizle işim olmaz ama falan diye. Zaten Hodsonianlar Alara biliyorlardır. Böyle aşırı herkesi küçümseyen falan. Neyse böyle bir faction var özette. Bunlar da katılıyorlar. Ondan sonra başka kim katılıyor? Bu kadar değil mi? Bir grup daha varsa. Yok. Ana şeyler bunlar zaten. Aynen. Ve de işte ondan sonra bunlar gidiyorlar. Tabii bir yana şey bir herkes yani pislik şeyine zaten yani şöyle. Şeyde zaten o yok. Dark Templar'da o kala olayı zaten yok. Bu şeylerde de yok. Purifier'larda götürdüğü. Onlar Alaran grubunda da yok. High Templar olanlar yani normal bizim düz Protoss'larda buldukları ya da kesiyorlar. Purifier'ler zaten yok. Böylece şey böyle yani. Sadece o Ayur'da ele geçirilmiş grup kalıyor. İşte en son Ayur'a gidiyorlar. Orada böyle yani Amon bu bir nevi bu ağın içinde var gibi bir şey. İşte bütün Templar'lar kesiyorlar aynı anda falan bir şey oluyor. Amon'u kısacası Void dediğimiz onların yani Zelnaga'nın normalde bulundukları boyuta atmış oluyoruz. Ve de bu şekilde işte herkes kurtuluyor gibi derken bir ek bölüm geliyor. Ama ona geçmeden önce bir şey unuttum mu? Bir eksik bir şeyim var mı abi?
Söyleyebileceğimiz şeyler var arkadaşlar. Orada Kala dediğim şey vardı. Ta en başta bahsetmişti Ekrem. Kala sistemini koraplaştırarak başlıyor Eamon'un planı. Yani Protossların kötü gibi, hani kötü tarafta ya da karşımıza çıkmasının sebebi o Kala. Artanis'in kurtulması da yine Ekrem bahsetti. Zeratul'un saçını kesmesiyle oluyor. Hatta Artanis işte çok ağır bir darbe indirdiği için Zeratul ölüyor. Bunun anısına da Artanis Zeratul'un el silahı diyelim. Ha, aynen. Onu takıyor. Daha sonrasında oyunun bir yerinde, çünkü şeyi görüyorsunuz. Normalde iki elindeki bıçak rengi maviyken biri yeşil, biri mavi oluyor. O yeşil renk Zeratul'un anısına diyelim. Zeratul'dan geliyor. Bir de o Eamon'un Void'e, yani tekrar gönderilmesi muhabbetinde şey muhabbeti var. İşte Kerrigan karşısına çıkıyor. O ek bölümde miydi yoksa? Tam net emin değilim ama. Evet. Ha, orada mıydı? Oraya geleceğiz. Evet. Ha, tamam o zaman, evet. Oraya girmeyeyim. Çünkü o Kerrigan'ın gerçek benliğiyle karşılaşacağız daha. Arada bir şey unuttuğumuzu fark ettim, önemli. Zerg kampanyinde. Bir noktada Kerrigan karşısına, hani bizim Duran var diye, böyle önce insan sandık, sonra infest sandık, sonra bu neymiş la demiştik. Hı hı. O Kerrigan'ın karşısına çıkıyor ve böyle şekil değiştiriyor. İşte Rainer'a dönüşüyor. Kerrigan böyle nasıl saldırabilirim ona falan yaparken, ama işte neyse saldırıyorlar, savaşıyorlar. Meğer o da bir Zernagay'mış. Amon'un yancısı olan Amon'un ekibinden bir, yani diyeyim, Zernagay'mış. Kerrigan onu öldürüyor. Bu Purify olduktan sonraydı yanılmıyorsam. O detayı da söyleyeyim. Yani öldür derken biraz hani aslında bunlar şey gibi de düşünebilir. WoW'daki demonlar nasıl öldürünce Burning, ama şey Twisting Nether'a gidiyordu ya, onun gibi böyle Zernagaların da asıl şeyi Void'da, Void'a dönüyorlar yani bir nevi. Amon'u da oraya yolluyoruz. Onu da şey yapayım. Bu arada bir iki soru var ama onları... Yo, ben altta şey yapıyorum ya. Hah. Cevaplıyorum. Hatta şey de ekleyeyim bu ara. Ama... StarCraft 2 boyunca bir yani Zeratul'un, yani Ekrem'in bahsettiği o Zeratul'un sözünü ettiği kehanet şey, sürekli Eamon geliyor, Eamon geliyor, Eamon geliyor falan. Void'den çıkıp gelecek. Onun korkusuyla oyunu oynuyoruz zaten. Aynen. Daha sonra da Great Finale. Aynen. Bu arada şey, Zerg'ler iyi çıkmıyor da, yani şey, ha o detayı da vereyim. Hani onu öğreniyoruz ya işte, hepsi şöyleymiş böyleymiş diye. Overmind aslında böyle şey, hani kendine ait ufak iradesiyle Kerrigan'ı yaratıyor. Çünkü şey biliyor, hani Kerrigan bu olayı bozabilecek bir karakter ya. Aslında o Overmind onu yaratıyor yani bilerek. Ki bir ümit olsun kendisi ve daha doğrusu kendisinden ziyade Zerg için diye. Kerrigan aslında biraz o yüzden yaratılmış yani, hani bizim düşündüğümüzün dışında böyle bir şey varmış. Onu da oraya not düşeyim. Yani o yüzden Zerg iyi değil de Overmind Amon'a karşı bir siyah olarak Kerrigan'ı yaratıyor yani. Şimdi bu olaylardan sonra işte Amon dönüyor Void'a falan filan. Her şey güzel bilmem ne. Ama ondan sonra şey yapıyorlar. Tekrar işte bir şekilde, tam şeyini hatırlamıyorum ama işte bu hani Artanis bir yandan, işte Kerrigan bir yandan, işte Kerrigan, Zerg, Artanis, şey Protoss, işte Rainer, Terran falan, böyle Charlie's Angels falan şeklinde yürüyorlar şeyin içine, Void'a giriyorlar bu sefer. Void'da çünkü hani şey böyle, bu hala bu tehdit var, kurtulmamız lazım falan bunda. Void'da şey oluyor, Duran, yani Narut neyse işte, o varlık tekrar karşıdan çıkıyor. Çünkü Void'da yani. Bu sefer onun gerçek halini öldürüyoruz. Tamamen öldürmüş oluyoruz. Ondan sonra karşımıza şey çıkıyor. Duran orada birini hapsetmiş böyle. Başka bir Zernaga'yı. Sonra öğreniyoruz ki meğer Amon gitmiş böyle bütün Zernaga'ları uykularında öldürmüş. Bir tanesi kaçmış. O bize hani tasadar sesleniyordu ya. İşte kehanet var, Kerrigan önemli falan, bu bilgileri veren. Meğer o da bu kaçan Zernagay'mış. Oros mu? Oros. Oros. Oros diye. Oros. Ben küfür ederim bekliyordum. Valla bekliyordum. Şoka girdim, hatta şöyle bir tıkandı Utku'ya baktım. O zaman dur şöyle, evet. Yazıldığı gibi söyleyeyim de karışmasın. Oros. Oros. Yo, ciddi bekliyordum ama yani Ekrem'im hiç öyle şey beklemem. Hani anlatayım. Benden bekleme yani. Senden bekliyorum canım. Artık sen kimi sevgilisin? Ya neyse, tamam. Özür dilerim. Neyse. Sonra şey oluyor böyle işte. Oros çıkıp
İşte ben aslında tasarladım, bunu öldürmemiz lazım falan yapıyor. Kerrigan'la, yani Kerrigan Oros'un gücünü şey yapıyor, asimile ediyor bir nevi. Kerrigan kendisi Zelnaga gibi böyle bir varlığa dönüşüyor. İşte hep beraber gidip Amon'a dalıyoruz, Amon'u öldürüyoruz ve de mutlu son derken, tabii çok da mutlu olmuyor, şey görüyoruz en son böyle işte. Rainer her zamanki barda oturuyor böyle. Öyleydi değil mi? Evet evet. Kapı açılıyor arkadan böyle. Bir bu da bu arada oyunun başındaki şey sahnesine gönderme. Yine Rainer böyle başta oturuyor, Tychus geliyor şeyde. Bu sefer böyle o da Kerrigan'ı görüyor ama Kerrigan'ın böyle şey hali yani, insan hali. Ghost hali aynen. Ghost hali. İşte gidiyor Rainer onunla birlikte falan ama hani artık. Bu ara şey en son attığım YouTube linki işte o Ekrem'in şimdi bahsettiği son sinematik. Oradan sonra da zaten credits modunda şey geliyor işte, insanlar yeni Dominion kurdu, her taraf çok güzeldi. İşte aynen. Protoss'lar. Özellikle onları da önünde hatta şu an buldum. İşte şey böyle hani Rainer kayboluyor, bir daha çıkmıyor ortaya. İşte Dominion'ı Valerian hani yeni Dominion olarak kuruyor. İşte Horner falan da yanında böyle eyvallah, iyi bir eyvallah imparatorluk kuruyorlar. Zagara benim unuttum, sonra Utku eklemişti o hani Kerrigan şey orman yokken şeyi Zörg'ü kontrol eden tekrar Zörg'ün başına geçiyor falan. İşte ondan sonra işte Protoss yine kendi içine, hepsi kendi şeyini kontrol ediyorlar falan filan. Orada hani bir çıkarım yapacaksak şey var işte, hani Queen'in yokluğunda diyor ya, hani kraliçenin yokluğunda işte Kerrigan gitmiş, işte zaten sinematikte de görüyorsunuz işte adını siz söyleyin, Rainer'ın karşısına çıkıyor. Rainer yok. Hani yönetimde yer almıyor bu iki karakter. Büyük ihtimal StarCraft 3'te çok farklı yerlerde göreceğiz kendilerini yani. Bu arada şey varmış, bak ben bunu nasıl dikkat etmemişim ya da unutmuşum yani. Şey notu varmış orada işte, bilim adamları böyle daha önce boş olan bazı gezegenlerde hayat olduğunu gördüler falan. O biraz galiba Zelnaga göndermiş. Hani tekrar bir döngü başlıyor gibisinden falan. Ha olabilir. Hatta şey de geçiyor. Oros, unutmuşum yani. Oros da ilk söylüyor. Biz diyor sonsuz döngünün koruyucularıyız diyor. Aslında evet. Hani oyunda orada bazı cümleler var. Zaten sizin bu yaptıklarınız olması gereken şeylerdi, detaylardı. Siz hiç merak etmeyin, hayat olması gerektiği gibi o döngünün içinde devam ediyor tarzında. Böyle hadi lan boşuna mı oynuyoruz oyunu moduna sokmuşlar. zamanında bizi. Yani şimdi böyle bunu böyle anlattık ama yani ben herkese oynanmasını tavsiye ederim. Çünkü şey böyle hani bunların kendi diyalogları, bilmemleri ayrı güzel, detaylı öğrenmek yani. Kesinlikle, kesinlikle. Oyunların oynanışı ayrı eğlenceli. Yani gerçekten çok güzel strateji oyunları. Yani ne bileyim ben uzun süredir çok güzel strateji oyunu gelmiyor yani. Dawn of War 1 geldi mesela. 2-3 biraz bozdu yani işte. Ya zaten Age of ayrı bozdu. Bilmem ne hani bunlar böyle gerçekten modern ve iyi RTS çok az geliyor. Oyun dünyasına damgasını vurmuş yani. Bir oyun. Yani real time strateji konusunda, yani strateji diyelim biz, strateji oyunları olarak biliyoruz. Yani gidip evet. Alıp oynayabileceğin en iyi oyunlardan bir tanesi. Yani hatta en iyisi ya. Yok çok kasmayacağım kendimi. Yani Age of Empires ya da şuydu buydu falan yok. Yani tam güzel oyunlar da StarCraft, ki StarCraft 1, StarCraft 2 gibisi gelmedi. Ya boşuna da bu oyunlar bestseller olmadı zaten. Yani çok sattılar. Zamanında çok sükse yarattılar. Aynen. Diyelim ve böylelikle de arkadaşlar söyleşimizin sonuna gelmiş olalım. Ben biraz şey moduna girdim. Baya hani yayını Ekrem yaptı. Ben altta böyle link attım falan. Güzel oldu. Açıkçası benim anlamda onu çok gördüm. Öncelikle abi ağzına diline sağlık. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Birkaç bir şeyden bahsedeyim şimdi arkadaşlar. Şöyle oyunun hikayesi inanılmaz büyük. Yani şimdi şeyi düşünün. Şu an bizim burada yapmaya çalıştığımız şey, arada hani duraksadıysak, arada bir şeyleri atladık mı diye soruşturduysak, bunun sebebi şu. Özellikle bizim kitlemiz World of Warcraft'ı çok iyi biliyor. Bütün Warcraft evrenini bir yayında anlatmışız gibi düşünün. Evet, ki daha büyük bence. Çünkü yani bütün bir galaksinin şeyini anlattık. Hikayesini anlattık. Anlattık demeyeyim, anlattı. Evet. Ben arada böyle zıp zıp çıktılık yaptım. Yok yok, onlar da iyi geldi ya. Bu ara tıkandığım zamanlar oluyor çünkü yani. Onun dışında arkadaşlar yani şöyle söyleyelim.
Türkiye'de var mıydı yok muydu bilmiyorum ama Ekrem de diyelim bu akımı başlatmış olalım. StarCraft'ın hikayesi konusunda biz de varız diye demiş olalım bu yayınla birlikte. YouTube'a da atacağız tekrarını. İşte yarıda gelenler olmuşsa kaçırdığımız yer var mı diye soruşturanlar olmuşsa oradan da yayının tekrarını izleyebilirler. Oradan sorularınız varsa yorum olarak altına atabilirsiniz. Ya abi aklıma gelmemişti tarzında olursa. Ve tekrar ediyorum naçizane bu şekilde StarCraft'ın hikayesinde biz de varız diyoruz ve talep ettiğiniz ya da işte merak ettiğiniz bir şey olursa naçizane cevaplamaya çalışırız. Hatta ben bu yayınla birlikte belki böyle sıkıştırılmış bir programda ki Diablo'da da yapmıştık hatırlarsanız bilmiyorum. Bir 15 dakikalık videoyla bütün Diablo evreninin ana hikayesini anlatmıştık. Belki oradan da bir çıkarım yaparak 15 dakikalık bir StarCraft videosu belli mi olur belki bir gün size bir sürprizle karşılayabilirim. Diyorum. Senin eklemek istediklerin var mıdır abi? Bize söylemek istediklerin var mıdır? Şu an benim biraz hala şey modunda ama yok ya yani konuştuk. Benim böyle sadece birkaç böyle şikayetim var hikayeyle ilgili ama şimdi çok bu onunla ilgili bir yayın değil o yüzden Yok onlara kesinlikle onunla ilgili bir yayın. Kesinlikle Çünkü aynen. şöyle söyleyeyim abi Vereyim seni mi? yakaladık. Evet, yorumlarını alalım. Okey o zaman yani Önemli şöyle olduğunu diyeyim. düşünüyorum. StarCraft 1'in hikayesi bence gerçekten böyle gelmiş geçmiş en iyi oyun hikayesi. Yani şey olarak buraya derinlik falan belki o kadar değil ama Çok iyi. o oyun için inanılmaz iyiydi. Felsefesi de StarCraft çok iyi. sonra 2'de Wings of Liberty çok güzel. Legacy of Void'un çoğu çok güzel ama Heart of the Swarm'un da çoğu çok güzel ama şu şeyler beni çok bastı. Yani böyle StarCraft 1 zaten anlatırken de fark etmişsinizdir. Böyle çok şeydi. O 3 ırk arasındaki tabii Zendegan'ın da etkisi var ama muhabbetlerdi böyle. O öyle yapıyor, o öyle entrika, onun işte aralarındaki sivil bilmem neleri falan. Sonra işin içine şeyi soktu. Yani bu Zendaga, Void, bilmem ne. Hani bunları anlatırken çok girmedik ama oyunda ben çok yoruldum. Yani işte Void, Void Sliver, Void Shard, Void bilmem ne. Böyle Warcraft mı oynuyoruz abi? Böyle Void Realm'ine banish ettik falan. Yani çok fantastik şeye girmişler. Bence o hata olmuş. Keşke o kadar girmeselerdi. O girmeden çünkü aynı hikaye anlatılabilirdi. Onlar bana Yani. çok battı. Ama yani böyle şey. Onlar aşırı battı. Ama onun dışındaki kısımlar çok güzel. Yani o mesela işte Protossların her birinin olayları, onların toplanması aralarındaki diyaloglar, bilmem neler. Hani işte zaten Kerrigan ve Rhaenyra'nın arasındaki ilişkinin nasıl gittiği, geldiği falan filan işte. O Rhaenyra tarafında yine böyle farklı yerlere yardıma gidiyorsun, teknoloji alıyorsun, bilmem ne yapıyorsun falan. Bunlar hepsi çok güzeldi. Ama o Void kısımları bana çok battı. Keşke o kadar girmeselerdi. Bir de şey kısmı, onu da ekleyeyim. Şöyle bir laf edildi bir noktada. Hani bu sagayı, bu hikayeyi bitirdik dediler. Bu ne demek? O çok büyük bir soru işareti. Aslında bir Nova Pack falan çıktı sonradan. Nova Ops mu? Neydi? Nova Omniscience galiba. Hani Nova ile ilgili birkaç hikaye falan bir şey de oldu böyle ama yani ana hikayeyi bitirdik mi? Mesela bu karakteri bir daha görmeyecek miyiz? Mesela bir StarCraft daha olursa. Yoksa hani Kerrigan ve Rhaenyra ithafen mi söylendi? Hani onların artık işi bitti falan gibisinden. Orası biraz belirsiz. Ya Onu o merak konuda sana ediyorum. şöyle katılıyorum. Çok boş kaldı ama kısmı. Boş kaldıdan ziyade yani naçizane benim fikrim ben de onu duyduğumda sarsıldım böyle ha dedim StarCraft 3 çıkmıyor derken o sırada oyunlar bedava oldu falan hatırlarsan ha dedim iyice limon suyu sıkılıyor modunda sonra dedim ki yok aslında öyle değildi böyleydi diye çok yaparlar çünkü mesela senin az önce söylediğin şey StarCraft 2'de göze batan yani hikayede göze batan işte Void'e fantastik evrenlere çok gidiş olmasının sebebi o. Aslında bu böyle değildi, böyleydi. Aslında şöyleydi. Hep Evet. aslında olarak gitti. Yani StarCraft 3 de Evet. bir şekilde aslındayla başlayabilir. Ya onun dışında ben mesela bir öveyim. Hani fikrimi söyleyeyim. Ben biraz materyalistim. Herhalde mühendis olduğumdan kaynaklı olsa gerek. Yani bir oyun oynuyorken en çok önem verdiğim şeylerden bir tanesi yani tam belki ilk sırada değil hikaye gibi ama grafik çok önemli. Bir StarCraft 1'i oynadıktan sonra 2 inanılmaz
bir etki yarattı benim üstümde ve ben dediğim gibi böyle StarCraft 2'yi oynarken bayağı böyle cipsimi kolamı alıp böyle film izler gibi o aradaki şeyleri izlerdim, videoları izlerdim ve kesinlikle bir film etkisi yaratırdı bende. Ya ben o anlamda çok beğenmiştim ama tabii mesela çok fazla aralara girdi. Yani ne gibi işte bir tane yok Kimyager'in gezegenine git, yok işte Tosh'un gezegenine git, Nova'nın gezegenine. Ya o aralara çok girme. Yani en nihayetinde campaign yaptırıyorsun, tamam anladım. Ama mesela Nova'nın işte yeni eklenti görevi gibi verebilirdin onları diyorum ben. Yani bilmiyorum, çok fazla aralara gittik geldik yani. Mesela Heart of Swarm'da ikinci eklenti paketinde daha fazla tam yancı karakterler daha fazla ana hikayeye dokunuş yapıyorlardı. Mesela evet. Zagara, mesela Deaka, mesela Abatur senin dediğin gibi işte eklediğin gibi. Onlar bir hikayenin içinde daha fazla varlardı. Ama işte bir Nova yoktu. İşte o neydi o çocuğu, laboratuvar çocuğu. Daha sonra işte mekanikleştiriyordu zörgleri falan. Stepman. Ha, o çok böyle hikaye daha yoktu ama beni zorla soktu yani şeyde campaign'de. Yani gerek yok hani sokma beni oralara. Tarzında böyle biraz gıcık olmuştum. Çünkü merak ediyorum yani Aemon kim lan falan filan. Böyle belki ya sabırsızlığımdan olsa gerek, belki de çok fazla olduğundan olsa gerek. Bana bakmışsın ya yani. Bak bir takıldığım bir şey daha vardı. Şimdi Aemon deyince aklıma geldi. Aemon sürekli şöyle şeyler söylüyor. İşte bu hani şey diyor ya, dediğin gibi Oros işte bu döngünün koruyucusuyuz falan. Aemon'da hep şöyle laflar var. Bu delilik döngüsünü yok edeceğiz. Bu işte corrupt döngüyü bitireceğiz. Dedi ve Aemon ne yapıyor hiç fikrimiz olmadı. Yani niye mesela delilik? Niye corrupt? İşte Aemon niye bunu bitirmek istiyor? Büyük ihtimal StarCraft 3. Bilmiyorum yani mesela, öldü de artık. Yani çok anlamı, yani 3'te bile açıklansa da benim için çok anlamı kalmadı. Yani bu hikayenin içinde böyle Aemon'la ilgili ben çok şey yapıyordum o. Delilik de o bir dakika korrupt döngü mü? Acaba Zernaga'da mı korrupt? Yani acaba Amon'un altından başka şeyler mi çıkacak falan. Vallahi böyle bir soru işareti hiç çıktı. Yani. Hiçbir şey çıkmadı altından yani. Bundan sonra açıklasalar da bilmiyorum. Beni kaybettiler o işte. Ama hani şey bu arada. Yani bunlar benim takıldığım şeyler ama şeyde olmasın yani. Genel %80'i çok hoşuma gidiyor. Ve StarCraft 1 benim en sevdiğim. Hani böyle şeydir ya. İşte en sevdiğin kitap hangisi? Bir düşünürsün böyle hangisini söylesin. En sevdiğin film. Abi hangi birini falan. Ben en sevdiğin oyunda StarCraft 1'i düşünmeden söyleyen biriyim. O yüzden de belki biraz böyle şey yani. Takıldığım şeylere fazla takılıyorum. Yoksa yine StarCraft 2'yi de çok... hem hikayesini hem oynayışını severim yani. Ah Tuna abi hoş geldin, selamlar. Ya bir şey söyleyeyim mi? Dürüstçe merhaba. Bak şu anda yayın ekranım açık karşımda. Bakıyordum böyle kimlere pas atabilirim diye sen önce davrandın. Teşekkür ediyoruz desteğin için. Biz de kapatıyorduk. Jabbar da gelmişti. Üzüldüm şimdi sen öyle yapınca. StarCraft evet ama nadisane artık YouTube'da. Çünkü yaklaşık bir 3 saattir falan konuşuyoruz yani. Bitti bitecek. Sonuna doğru geliyorduk. Bu ara teşekkürümüzü de ettikten sonra Mustafa abi şey demiş. Mesela o hayat buldukları yeni gezegen Azeroth olsun. Blizzard bu tarz şeyleri yapabilecek bir firma. Çünkü Heroes of the Storm'da da şeyi görüyorsunuz böyle. Bir işte evrende geziyorlar böyle. İşte bir gezegene yaklaşıyor Sanctuary. İşte bir gezegene yaklaşıyor Korhal. Bir gezegene yaklaşıyor Azeroth falan. Böyle oralardan karakterler toplayarak oyunu yarattıklarını dile getirdiler. O anlamda yani hiç şaşırmam. Yani bir gün böyle StarCraft'la Warcraft'ı karıştırdık olurlarsa. Yani tamam oyunsal anlamda çok karıştırmazlar ama. Şey yani o HOTS ilk çıktığında böyle şeydi. Abi lore'ını çok düşünmeyin. Geyik zaten sallamayın falan da. Sonra kendine de lore yazmaya başladılar ya böyle Nexus'u ciddiye almıyorlar. Gerçi sonra oyun biraz kesildi falan ama hani. Yani muhtemelen çok ciddi olmaz ama böyle bir StarCraft 3 gelirse oraya göndermeler olur muhtemelen en azından. Mesela şey göndermesini çoğu kişi bilmiyor. Warlords of Draenor'da Gazlov Horde şeyinde gerisinde çıkıyordu karşımıza. Oradayken en azından karakter çok tıkladığında şey yapıyor böyle. Hadi beni bekletme Nexus'ta savaşım var ona yetişeceğim falan yapıyordu mesela. Böyle ufak detaylar hiç değilse konabilir yani belli olmaz. Ya bir de güzel bir reklamı yapayım buradan. Ben arkadaşlar Heroes of the Storm lore'u deyince Türkiye'deki tek video Türkçe anlamda bizim YouTube'da. O zaman
Ben de bir şey yapayım. Çünkü ben videolarımı sildim. Ben bir ara bayağı Heroes of the Storm içeriği yapıyordum. Ya çok eğlenceli değil mi? Ya vallahi ben... Sonra silmek durumunda kaldım. Çünkü biraz doxing durumları yaşadım. Alakasız bir durumdan ötürü. O gün bugündür de bir daha çok böyle oturup işte bu ara biraz yapayım diyorum ama yine çok bir şey yapmıyorum. O yüzden böyle sizin yayınıza gelmek falan da daha aslında benim için güzel oldu. Çünkü şey böyle hani böyle muhabbet ediyoruz bir yandan böyle insanlar var falan. Yayılsın yani. HOTS ve StarCraft'ın her zaman destekçisi. Evet evet. Ve şey biz yeni bir konsept geliştirdik mesela o anlamda. Eda yanında Fall Guys oynuyor. Ya da HOTS oynuyor. Ben burada StarCraft oynuyorum falan. Just Chatting'den giriyoruz yayına. Nereden gireceksin? HOTS'tan mı gireceksin? StarCraft'tan mı gireceksin? Oyundaki derken Twitch'i öyle abuse edip falan böyle insanları da Blizzard oyunlarına biraz daha çekmeye çalışıyoruz yani. Yalan yok. Güzel. Güzel taktik. Diyelim arkadaşlar gerçekten inanılmaz bir sohbetti. Açıkçası şöyle söyleyeyim, düzeltiyorum, özür diliyorum. İnanılmaz bir dinletiydi. Ekrem sağ olsun. Yani dilinde tüy bitene kadar anlattı bize hikayeyi. StarCraft'a doymadık ama bitti anlamına gelmiyor. İşte görüyorsunuz Ekrem burada her zaman sorularınızı bize yöneltebilirsiniz. Evet. Ve bakarsınız yani bu şekilde yani. Şeyi söyleyebilirim, ilgi çok güzeldi, alaka çok güzeldi. Şu anda hani bir ikincisi neden olmasın detaylara gireriz ya da bir şeyler yaparız artık bakalım. Sürpriz diyorum. Aynen. Ve sizlere veda ediyoruz arkadaşlar. Unutmayın 2-7 Eylül arasında beta çekilişlerimiz olacak Shadowlands ile alakalı. Kaçırmayın diyoruz ve hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. İyi geceler. İyi geceler. Ekrem Bey çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, çok güzel anlattınız efendim. Teşekkür ederim. İyi geceler. Renkli rüyalar. İyi geceler. Babies.